Velegol Pazartesi'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir canlı yayında da sizlerle birlikteyiz. Sevgili Gökmen Özdenak ve Adanay Baba'yla keyifli bir 90 dakika. İnşallah sağlıklı güzel bir program yapacağız. Haftayı değerlendireceğiz. Bugün de bazı gelişmeler var. Antalya'daki hazırlık maçında hakemlerin bir bahis çetesinin kurbanı olduğu ve zorla maçın skorunu etki ettikleri gerekçesiyle Avusturya Federasyonu'nun bir başlatmış olduğu bir soruşturma var. Futbol Federasyonu'ndan da jet hızıyla buna bir cevap geldi. O olaya bakacağız. Dün Galatasaray farklı kazandı. Fenerbahçe Samsun engelini kendi evinde geçemedi. İsmail Kartal'a yönelik ağır eleştiriler başladı. Yine bunu değerlendireceğiz. Beşiktaş'ın İyi giden Beşiktaş'ın, son iki maçta gol yemeyen Beşiktaş'ın 4 gol yemesi Pendik karşısındaki bu olaya yine bakacağız. Arda Güler'den Ancelotti'ye bir oyunu almamasından dolayı bir tepki videosu var. Bu videoya yine bir mercek altına alacağız. Fatih Terim'e uzanacağız. Yunanistan'da ne oluyor, ne bitiyor? Bu gelişmeleri de yine telegol farkıyla bulabilirsiniz. Gökbel abi, haftan nasıl başladı? İyi. İyi. Sağlık saati iyi. Gayet iyi. Tabii bayağı şey var yani, Fenerbahçe'nin yani yenememesi ve dünkü programda da tartıştığımız gibi yani gidip de o 70. dakikada 3 tane takımın gol ayaklarını kenara alıp da kenardan yedek oyuncuları sahaya sokmasın sonucunda kaybedilen puan var tabii. Bayağı tepki var. Aynı bu yorumu, dünya benim yaptığım yorumu bayağı kişiden duydum ve gazetelerde de yazıyor ediyor. Haklılar. Yani Fenerbahçe'nin gidip de yani öyle bir takımı, defans, hücumu hiç düşünmeyen, devamlı defans oynayan bir takımı sağlıklı bir şekilde oynayıp yenmeleri gerekiyordu ama olmadı. Sezon sonuna kadar işte devam edecektir bu Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti. Umuyorum yani sağ dışındaki yöneticilerin birbirlerine taraftarı olumsuz yönde etkileyecek sözleri yahut da ne bileyim röportajları falan kesmeleri gerekiyor. Bundan sonra çünkü sene sonu final olacak. Bu sene sonunda final olacak Mayıs ayında. Ondan dolayı da yani taraftarları birbirine küstürmenin, nefret ettirmenin hiçbir manası yok. Çok tehlikeli bir boyuta geliyor. Onun için ben biraz tedirginim yani. Peki. Adlancığım, sana da iyi haftalar diliyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sen. Enerjimiz yerinde. Çok şıksın. Moralliyiz. Evet. Çok teşekkürler. Beyaz yakışmış. Eksik olma. Çok naziksin. Senden dedim biraz Galatasaray'ları kızdırma dedim. Sosyal medyanı aktif evet. Kullanıyorsun. Güzel bir şey tabii ki. Takipçi sayıların iyi. Evet, Allah nazardan korusun. Amin amin. Ama yine bugün Galatasaray'la ilgili bir video çekiyorsun. Sayende benim de güzel kulaklarımı çınlatıyorlar. Seni arıyorlar hep. Arıyor, arasalar çok iyi yani. Çok. Yeter ki arasalar. Ya, arabanın yanında neler oluyor neler? Nedir? Şiddetli genel gidiyor. Olarak Galatasaray'la ilgili sıkıntın. Şöyle gidelim işte o zaman madde. Gidelim abi. Senin çocukluğuna inmek istiyorum. Gel başlayalım. Ben sen evet. Çok özür diliyorum. Sen küfür yemek senin hoşuna gidiyor galiba. Mutlu oluyorsun ya, öyle mi? Gökmen abi çok güzel bir yaklaşımda bulundu. Yani ben küfür yediği anlamında demedim. Felaket ediyorlar ya, bana da hadi diyorum bence ya. Bence bir o kadar da övgü alıyordur ama. Mesela Fenerbahçelilerden hatta Beşiktaşlılardan da ciddi anlamda övgü de alıyordur. Ama Galatasaray'da çok küfür ediyor. Tabii baba ocağı var, evlat ocağı var. İkisi iki camianın toplam değeri de. Tabii bir de Karadeniz işbirliği var, İstanbul, Galatasaray, Trabzon işbirliği var. İkisi de kardeş. Adnan, senin özünde karıştık. Fenerbahçelik var mı yok mu? Benim mi? Evet. Benim özümde Fenerbahçelik yok. Ama Fenerbahçe sempatim var. Çocukluğunda da Fenerbahçeli miydin? Severdim. Can abi falan çok severdim o zamanlar. Tamam, yani çocukluğunda hangi takımı tutardın? Radyodan abi nerede bilemezdim ki o zamanlar. Hangi takımı tutardın? Küçükken ben Beşiktaşlıydım. Samet abi Beşiktaş'a gidince Beşiktaşlı oldum. Kaç yaşta gitti Samet abi oraya? 1977'de Beşiktaş'a geldi. Çin'den döndü Ümit Milli Takım'dan. O Beşiktaş'a gitti. Çin'den mi? Çin'de Ümit Milli Takım'daydı. Galatasaray'la Beşiktaş istedi. Hangi takımda oynuyordu? Sol bek oynuyordu. Hangi takımda? İskender Spor'da oynuyordu. İskender'in. Naci Özkaya geldi o zaman. Samet abi Galatasaray alacaktı. Son anda işte Süleyman abi vardı. O devreye girdi. Doğan, bizim kaleci Doğan vardı. Evet, İskender'in abi. Kardeşim evet. Benim Amerika'da diye. Evet. İskender'in. 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 Oynadı yani. Abinle beraber çalıştı. Onlar birlikte oynadı.
Oynadılar. Oynadı. Yani Samet abi Galatasaray'a gelseydi sen de Galatasaray'da mı olacaktın? Büyük ihtimalle olacaktım. Niye yani senin kendi bir abi özgürlüğün yok mu yani? Abi 12 yaşında çocuğum ne özgürlüğüm olacaksın? Ki abim gitti yere tutacaktım yani. He. Seni dayın yapmıyor mu? Onu amcası yapmıyor mu? Birisi Beşiktaşlı Galatasaray Fenerli yapıyor yani. Sen abinden dolayı. Abim yapacaktı yani. Tabii ondan sonra Beşiktaşlı oldum ben sonra. Peki Ali Koç'ta bir bağın var mı? Yani ticari anlamda. Ticari evet. 3 tane Arçelik bayi açtım. Oraya gidiyorum. Var mı beyaz eşya istediğim bir şey falan Türk malı? Yani tabii arada yenilemek lazım var, ara. Ne biçim soru soruyorsun? Bak Ali Koç'un bende telefonu var diyor. Yeter. Var abi. Bu bende var abi. Olmayacak da kimde olacak? Gökmen abi sende var. Bugün yani bu devirde Ali Koç'un telefonun olması şey mi? Var. Marifet mi? Tabii marifet. Öyle mi? Adnan için. Evet. Ali Koç da iyi bir dostumuz. Peki bu Galatasaray alerjin veya Galatasaray sıkıntı nereden başladı? İnan abi böyle bir şey yok. İnan böyle bir şey yok. Gerçekten ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Sevmiş halim mi? Bu sevmiş halim. Neden? Bak bir insan mesela bir şey söyleyeceğim. Kızdığını daha çok sevebilirsin öyle değil mi? Mesela Gökmen abiyle biz çok tezat gidiyoruz. Zaman zaman seninle de yüz ama birbirimizi seviyoruz doğru mu? Ama fikir olarak tartışıyoruz değil mi? Evet. Ben de burada diyorum ki yani ben de Galatasaray'ı ön plana çıkarmamın sebebi de şu. Orada belki de benim gördüğüm, duyduğum, duyum aldığım işler var. Bu işler kötü gidiyor. İlerisini düşünerek ben yardım ediyorum aslında Galatasaray'a. Galatasaray bana niye kızıyor anlamıyorum ki. Mesela diyorum ki bu takım şampiyon olacak. Oldu tamam. Şampiyonlar yine giremedi. Bu kadar para harcadı. Sonu ne olacak? Ne bitecek falan filan. Bir sürü hikayeler var bunda yani. Abi niye Galatasaray kötü olsun ki? Niye Beşiktaş? Niye Fener kötü olsun? Kaldı ki benim eniştem lakabı Kuş Doğman. Kuş? Kuş Doğman. Galatasaray Lisesi'nde Özhan Canaydın'ın sınıf arkadaşı. Otur cenaze var rahmetli Nur içinde yatsın. Tüm ölmüşlerimize buradan rahmet okuyalım. Ondan sonra bir baktık kapıda Özhan Canaydın geldi. Dediler ki Samet o zaman seninle telegol yapıyoruz biz. Özhan abi bizi de ziyaret etmişti. Hatırlıyor musun? Telegoldeyken Gökmen abi de vardı. Geldi. Dediler Samet'le Adnan için geldi. O dedi ki hayır dedi. Ben Toğman için geldim dedi. Toğman benim sınıf arkadaşım dedi. Yani benim eniştem Galatasaray. Toğman diyorsun. Teoman. Benim sınıf arkadaşım dedi. Lakabı da Kuş Toğman. Eskiden böyle lakaplar vardı ya. Toğman diye. Yani öyle yani. Biz böyle bizim ailede var. Beşiktaş var. Fener var. Galatasaray bilmiyorum sizde var mı? Ne senin var? Ailede var mı Beşiktaşlı falan Fenerli? Beşiktaşlı var. Oğlum işte Beşiktaşlı. Peki Ahmet şimdi Beşiktaş. Ahmet'e. Ahmet'e bravo. Evet. Hatta forma yaptırdık. 2 yıl önce, 3 yıl önce Ahmet'e. Onu. Var tabii. Sende var mı Gökmen abi? Ne var? Ne var? Ailede Beşiktaşlı Fenerli. Yok. Adam Fenerli. Nerede yok Gökmen abi ya? Bir iyi düşün ya. Babam oğlum babam. Rahmetli babam tamam. Fenerli. Amcaoğlu, haloğlu, teyzeoğlu, dayıoğlu, emrioğlu. Gökmen abi de Fenerbahçeliydi. Oğlum biz zaten 17 yaşı, 18 yaşında Galatasaray'a geldikten tamam. Sonra bütün herkes... Bakırköy'deyken bak. Gökmen abi Fenerbahçeliydi. Ama bak ne diyor? Ben de diyor Galatasaray'a gelince herkes Galatasaray oluyor. Böyle abi işte. Böyle abi. Değil mi? Çocukluğunda Fenerbahçeliydin. Babam Fenerbahçeliydi de Fenerbahçeliydi. Yasin Galatasaraylıydı. Fenerbahçe forman var mıydı evde? Yok abicim yok. Ne forması ya? Niye abi o yani? Ekmeği zor buluyorduk o zamanlar oğlum. Nerede? Forma. Ya sen abi. Fenerli mi doğdun? Fenerli mi doğdun? Bu Sultanamam'dan falan almışsındır belki Fenerbahçe forması. Sultanamam. Yok abi. Eminönü taraflarından. Yok. Abi nerede forma? Top bile yok abi. Senin gazeteden top yapıyorlardı. Tabii ya. Vallahi Adana'da Osmanlı... Forma bildiğin bileli vardı ya. Abi o zaman Adana'da Osmanlı... Turunç da top oynardı insanlar. Yani orijinal bahsediyor. Forma hiç kimsenin yoktu da... Yoktu abi. Böyle sarı kırmızı çubuklu formalar falan vardı. Parçalı formalar. O yüzden sordum. Yok dedi. Yok tamam. O zamanlar şöyle bir şey var. Ya Gökmen Bey esasında iyi bir Fenerliydi. 17 yaşında mı Galatasaraylı oldun Gökmen abi? Evet 17 yaşında. Ama Galatasaray transferdi onu. Tamam işte. 15-16 yaşında. Bakırköy'den. 16 yaşında. Değil mi Bakırköy Spor'dan? Bakırköy Spor değil. O şeyde oynuyordu. Mahalle arasında oynuyordu. Ziraat Baba vardı orada meşhur. Ziraat Baba'da oynuyorduk. Ziraat Baba. Sonra İstanbulspor'a geçtik. Kim seni? Yasin'le beni. İstanbulspor'a aldı yani. Sendeki o yeteneği kim keşfetti? Yasin'le birlikte gittik. Ali Mortaş vardı Nur içinde yatsın. Hayır, yani. Sokakta oynarken seni İstanbulspor'a öneren ve ama şimdi alan şöyle, kim? Yasin Altınay vardı amatör küme şeyde. Bu nasıl diyorlar? Vefanın üstü nedir o şey? Edirne Kapı mı? Edirne Kapı da orada. Yasin Fatih orada kaleciydi. Ben de Yedikule Emniyet'in genç takımındaydım. Mali Lig'de. Sonra A takıma geçtim. Sonra oradan İstanbulspor'a geçtik Yasin'le birlikte. Ondan sonra İstanbulspor genç takımda oynadık. Sonra A takıma geçtik. A takımdan Galatasaray'a geçtik. Yasin abi de yani İstanbulspor'un kalecisiydi. Tabii. Sonra var resimler var zaten. Benim teklif geldi işte, ve Galatasaraylı oldun. Galatasaraylı. 17 yaşındaydın. Evet, çok genç gitmiş. Yasin abi o zaman 16 yaşında. Bir yaş var aramızda. Aynen. Yasin küçükken Galatasaraylıydı. Ben Fenerliydim. Babam Fenerliydi çünkü.
Hastaydı bile yani. Ya Serhat, o Ziraat Baba var ya, Ziraat Baba amatör gelirlerdi, simsar derdi eskiden. Doğru, futbol simsarları vardı. Böyle elinde kağıt kalem seni izler, not alır işte. Aynen öyle. Mesela bak Gökmen abi seyrediyor orada. Adamı anlayamazsın böyle. Ziraat Baba'dan çok adam çıktı. Sen ne diyorsun? O zaman var ya oradan bir futbolcu yazın, çıktı. Yazın bir maçlar olur. Abi sen kıyamet 3000 kişi 5000 kişi o stadın etrafını çeviriyor. Ben de gittim oraya şey. Gitmişsindir sen de tabi. Turnuva yapılmıştı. Çağrılmıştık işte medya mensubu olarak. Orada hatta birilerine plaket falan vermiştik. Abi ne güzel anlatıyorsun. Sokak futbolu bitti bizde ya şimdi. Dünyada kalmadı. Abicim şimdi sokak yok ki. Boş bina yer bulduklarında hemen ev yapıyorlar abi. Abi eskiden. Valla doğru. Eskiden altı. Bakırı'da eskiden abi her yerde yeşillik alandı ya. Meyvalık bir olacak şey değil. Ya Gökmen ya abi. Meyvanın her türlüsü vardı ya. Portakal falan hariç de. Anladın mı? Portakal, mandalina falan işte. Limon aşağıda, güneydedir. Ya o da Murat. Onun haricinde elma. Cevizdi, elmaydı, incirdi. Ya biz İskenderun'da alırdık ayvaydı, topu. Mahalleye taşları elmaydı, koyardık. Elmaydı, armuttu, dolu. Abi çıkardık için hep maç oynardık. Sabahını çıkardık abicim. De, ağaçlarda meyve yiye yiye doyardık. Pek ya. Güzel bir nostalji yapmış olduk. Evet, teşekkür ederim. Şimdi, senin son dönemde bu yıl neden Galatasaray'la, hatta geçen yıl Erden Timur'un Alanya maçı sonrası çıkışından sonra neden Galatasaray'a karşı böyle bir negatif tavır içinde yer aldın? Şimdi negatifte şöyle bir şey var. Şimdi Galatasaray büyük bir organizasyon içinde. Bunu zaten yıllarca lobi anlamında müthiş bir lobisi var. Kabul edelim bunu. Yani bu lobiyle Ali Koç da baş edemez. Hasan Arat da baş edemez. Kardeş kulüp diyor ya. Trabzonspor zaten baş etmek istemiyor. Baş edemiyor zaten. Adını bu lafınla verelim. Galatasaray lobisiyle Ali Koç baş edemez diye. Edemez. Baş edemez. Ben sana söyleyeyim. Evet. Yani Fenerbahçe'nin lobisi falan hayatta yakalamaz. Aa, nerede bu lobi var? Bu lobi büyük bir güç abi. 20 küsur yıldır süren bir güç. Peki daha önce Gökmen abinin döneminde de bu lobi Fenerbahçe adına mı güçlüydü? Hayır, ben sadece o zaman Fener'in de güçlüydü. Dakika, Gökmen abi daha iyi bilir o zamanı. Dakika, Galatasaray'ın bir eğitim kurumu, anladın mı? Yalnız öyle basit değil. Galatasaray Lisesi'nden çıkıyor abi. Nerede, nasıl? Galatasaray Lisesi'nde kökünüz. Galatasaray Lisesi'nden geliyor yani eğitim durumu derken de onu mu demek? Aynen öyle. Yani tamam, öyle eğitim kolay değil öyle. Abi ya, sana... Sen diyorsun ki 20-22 yıldır. Tabii Galatasaray Türk futbolunda büyük üstünlüğü var abi. Ama bu sadece sahanın içinde değil, dışarıda da bir etkileşim yüksek ya. Bunu kabul ederim ya. Ben kötü de bir şey demiyorum ama şöyle kötü bir şey oluyor. Şimdi ben diyorum ki mesela şöyle bir örnek vereyim. Yer Almanya, Münih. Ve Galatasaray ve Fenerbahçe Münih'te lig takımı. Yani Bayern Münih, Fenerbahçe, Hamburg, Nürnberger. Aklına hangi takımlar geliyorsa, doğru mu? Schalke ve Galatasaray. Ve bu iki takım Avrupa'da, Almanya'da oynuyor. Ve şampiyonluklar Almanya'da oluyor. 20 yıl devam ediyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe en az 5 kez, 6 kez daha fazla, Beşiktaş'ta dahil 2 kez, 3 kez daha fazla Galatasaray'dan fazla şampiyon oldular. Neden biliyor musun diye soracaksın. Neden? Çünkü orada MHK adaletli. Orada federasyon adaletli. Orada hakemler adaletli. Çünkü orada bu işler yok abi. Yani orada baskı, lobi hiç önemli değil. Doğru mu? Eintracht geçen ne yaptı? Bayern Münih'e gitti, 5 tane gol atıyor. Öyle değil mi Almanya'da? Evet. Şimdi bu iki takım, üç takım Almanya'da olsa 21'de kaç tane şampiyonu var şu anda Galatasaray'ın? 23. Almanya'da olsa 16 şampiyonu var. Fenerbahçe'nin daha fazla, Beşiktaş'ın da kafa kafaya yedir işte. Ortada dolaşırız. Üç takım. Ama Türkiye'de olunca bu işler böyle olmuyor. Kuruma yani güvenir. Senin var mı? Galatasaray yani senin anlattığın şişeye kadar, şeye kadar dinledim seni. Dinliyorum. Evet. Öyle anlatıyorsun ki yani Galatasaray hak etmediği şampiyonlukları dış güçlerin yardımıyla kazandı. Diğerlerine avantaj sağladı. Öyle mi? Şunu söylüyorum. Hak ettiği şampiyonluklar var. Anaların ak sütü gibi, helal olsun hepiniz abi. Ben öyle hakaret anlamında söylüyorum, yanlış anlama. Ama Galatasaray'ın lobiyle, gücüyle de aldığı şampiyonluklar var. Zaten neden bu rahatsızlık var? Sen de mi düşünüyorsun? Serhat'a da sorayım o zaman. Sizler arkadaşlar federasyona, federasyon MHK başkanına, hakemlerimize yıllarca bir güven duyabiliyor musunuz her konuda? Geçti bu başkanı da. Duyabiliyor musun Gökmen abi? Sen futbolun yıllarca için Serhat desen en baba araştırmacı. Yıllarca Telegol'de onu konuştuk az önce değil mi? 30 yıldır araştırmacısın. Sen inanıyor musunuz Türkiye Süper Ligi'nde bu baskıların, bu etkilerin olmadan şampiyonluğun gerçekleştiğine? İnandığınız sezonlar kaç tanedir? Soru sorayım size. Kaç yıldır takip ediyorsunuz? Bu ülkede ne diyor doğru dürüst yapılıyor peki? Bana bu başka bir şey. Boş versen başka bir şey deme de yok. Bu başka bir şey. Yok, hayır değil. Bu ülkede ne doğru dürüst hayır yapılıyor değil, derken? Hayır değil. Ne yanlış değil. Yapılıyorsa ya, düzeltilir. Ya senelerdir Galatasaray şike yaptı. Herkes çıkıyor bir şey söylüyor. Ne şikesi be? Ne şikesi?
Ne şikesi ya? Aziz Yıldırım diyor ki ben diyor Fenerbahçe'nin kendisiyim. Yaptıysam Fenerbahçe için yaptım diyor şikeyi. Tamam bir şey soracağım. Galatasaray. Ne peki bu? Bir dakika. Şimdi Aziz Yıldırım, ne bir dakikası? Bir dakika o gün. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. 20 tane araba geçiyor. Tamam mı? Bir tanesi hızlı geçiyor. Bir tanesi radara yakalanıyor. Bu hikayeyi biliyorsun. Hayır bilmiyorum. Şöyle bir şey yani. Yani bu soruşturma. Ben çok oralara girmeye yeter sıkıldı çünkü insanlar bitti bıktık. Ama bu soruşturma yok, 2011 yılında değil de. Ondan dolayı bak, başkanın öyle diyor. Hayır 2011 yılında değil de 2012-2013 ya da 1995-96-97-98 yıllarında falan filan yapılsaydı. O zaman da bu sıkıntıyı Galatasaray yaşar mıydı yaşamaz mıydı? Ben de sana bunu sorayım. Ne düşünüyorsun? Mesela. Mesela bizde Galatasaray'ın 2 tane 3 tane şampiyonluk yarışı oldu Beşiktaş'la. O dönem bu savcılar, bu evet, polis teşkilatı evet, çok biliyor ya hepsi bunların. Bu adalet o dönem uygulansaydı Galatasaray o sıkıntıyı yaşar mıydı yaşamaz mıydı bugün Fenerbahçe'nin yaşadığı? Ha FETÖ'cü mü diyorsun yani? Ben FETÖ'cü ben öyle bir şey ne demiyorum. Peki? Ben bu örgütü kullanmam. Ne peki? Abi. Ne peki? Ben kullanmıyorum abi. Bu örgütü kullanmıyorum ben. Peki ben ne? De diyorum. Peki ya, ne? Yılı dinleyelim abi bir dakika. Sorun abi bir şey anlatıyorum. 2010, bağırıyorsun bir dakika. Evet 2011 yılını al. 1997-98 sezonuna getir. Tamam mı? Bizim Malatya'ya gittiğim sezon yanlış hatırlamıyorsam neyse onu söyleyeceğim. O sezona götür. Galatasaray şampiyon olduğu bir sezon var. Tamam mı? Eğer o gün savcılar, hakimler 86-87 sezonu. O zaman savcılar, hakimler böyle bir teşkilat, böyle bir dinleme polislerimiz yapsaydı kim radara yakalanırdı o zaman? Herkes. Nasıl herkes? Ama herkes o dönemde teşvik mi serbest adam? Abi sen ya boş ver sen ya. Teşvik birimi için herkes. Teşvik serbest ama şike yanlış. Şike olmaz. Teşvik yapabilirsin. Teşvik o zaman serbestti. Doğru söylüyorsun. Tamam. Ama bir takım sen, satın almak olur mu ya? Ergün Gülsoy'un verdiği Doğan Şahin arabalardan bahsediyorsan o teşvik birimi olarak verdi. Abi öyle teşvik mi olur? Malatya 5'i yendi. Bir şey söyleyeceğim. Böyle ha para ya, araba ya. Ne abi demek olur ya mu ya? Ya ha bak. Bak isim vermeyeceğim. Şike için değil medyada geçmiş dönemini anladım aslanlar gibi biz şöyle yaptık böyle yaptık işte bir ne aldık teşvik meşvik bilmem ne diyor biliyor musun? Bize diyor teşvik için para geldi diyor. Para geldi. Teşvik için bak evet, şimdi bak o kadar çok ki. İsim de vermeyeceğim. Teşvik geldi diyor. Biz berabere kalacağız diye geldik diyor. Adamlar yendiler bizi diyor. Teşvik diyor orada kocaman bir çantayla diyor. Böyle gibi öyle bir önümüzden geçtiler ki diyor içimiz kan ağladı diyor. Teşvik paraları gidiyor diye diyor. Abi teşvik de suç. Teşvik de suç. Ha, teşvik bravo. Teşvik de suç. Ama o dönemler içeriden oyuncu da alıyorlardı. Penaltı yapıyordu biliyorsun kırmızı kart. Gökmen abi sen de oynadın. Senin sezon bu kadar değildi. Sonrası Ayuka çıktı. Ben sana söyleyeyim. Şimdi gelinen nokta şu arkadaş. Birisi şampiyon olmayacak mı bu ligde? Biz niye yıllarca mücadele ediyoruz hep birlikte? Adaletli bir şampiyonluk olsun değil mi? Peki size soruyorum. Bu ülkede yıllarca adaletli şampiyonluk olmadığı için tartışmalar oluyor mu olmuyor mu? Kabul edelim abi oluyor bunu. Ya, abi biz her sene neyi konuşuyoruz peki? Anlatır mısınız Telegol'den beri? Türk futbolu asla temiz değil. Ah, bu bir gerçek. Oh be. Yok o ne güzel beni söylüyorsun işte. Hayır, ya. Bu ben de bunu söylüyorum abi sana. Gücü olan, sesi daha çok yüksek bravo çıkan. Bravo. Lobisi olan, etkisi olan tabii ki burada ödüllendiriliyor. Bir hafta önce Galatasaray Başkanı yanına Erdem Bey'i aldı. Metin Bey'i aldı bir açıklama yaptı. Tamam, bunlar hep geleceğe yatırımdır. Yaptı yani, mı? O gün canı yanmıştır yandı, Sivas maçı ile ilgili. Yandı. Bir daha yanmasın diye. Yaptı. Yapılıyor. Geçen sene de taktikler her zaman vardı. Abi bak ama bir şey söyleyeceğim. Öyle bir sistem ki. Geçen sene de Erdem Bey bir açıklama yaptı. Ya bir şey söyleyeceğim. Çünkü Dursun konuşana bana bir ceza gelmiyor ki. Abi bir şey söyleyeceğim. Ya tamam işte çok güzel söylüyorsun. Ama bu böyle ama vicdan yok mu? Adalet yok mu bu ülkede? Ya bu benim bildiğim işte çocukluğumda da yani 40 yıl önce de böyleydi. Bu kadar değildi şimdi ya. Şimdi de böyle. Vallahi bu kadar değildi ya. Ya. Son 20 yıl çok azıttı herkesi. O zaman sadece tabii gazete olduğu için heh, çok büyük bir etkileşim olmuyordu. Ama o zaman da okur yazar oranı fazlaydı. Herkes gazete okuyordu. Peki sana bir söyleyeceğim. Dursun bir açıklama yapıyor. Sosyal medya yoktu. Tamam. Televizyon yoktu. Tek televizyon varsa vardı. Bilmiyorum yanlışsa da benim de hatırımda da kaldı. Belki de yanlış. Dursun Bey açıklama yapıyor. Trabzonspor maçına diyor. Bak şimdi. Evet. Trabzonspor maçına diyor. Ben diyor. Prim vereceğiz diyor. Prim vereceğiz. Ha bravo. Prim Ocak vereceğiz ayına kadarki bütün alacaklarını ödedik. Ödedik. Bu maçı özel olarak da Trabzon maçı için puanla dönmeler halinde futbolcularımıza prim vereceğiz diyor. Niye abi Trabzonspor maçına prim veriyor? Prim verdi. Şunlara verdi bakın prim. Sana söyleyeyim kime? Verdi abi. Abdullah Avcı'ya da prim verdi bana. Ya Adnan ne diyeyim ya? Abi? Böyle bir hoca
Ya abi, Abdullah Avcı'ya da prim verdi abi. Saçmalamaya başladın. Bir dakika. Anladım şimdi. Ben doluyorum burada. Bir dolu bağlayacağım abi. Yine peki, kavga edeceğiz. Peki bak. Trabzon'a niye? Bir dakika. Trabzon maçına niye prim veriyor? Niye Fener maçına vermiyor? Niye Beşiktaş maçına? Neden? Nereden biliyorsun Fenerbahçe maçına vermediğini? Bilmiyorum. Açıklama yapmadı abi. Bu konuda. Bilmiyorum. Ne anlatıyorsun? Bilmiyorum. Ne anlatıyorsun? Trabzon maçına tabii. Abi var mı, verelim şunu? Güçlü Trabzon diye vermiyor, kendi tamam. Takımına prim verebilir. Foto maçın iddiası yalanlanmadı. Foto maçın iddiası. Foto maç gazetesi dedi ki. Bir dakika abi. Dursun Özbey'in ağzından Trabzon maçında puan almaları halinde futbolcularımıza prim vereceğiz. Ne var bunda? Ne var bunda? Fenerbahçe maçına verdi mi? Beşiktaş maçına verdi mi? Peki. Trabzon maçına prim vaadinde bulunmasının oyuncuyu ateşlemek, motive etmek adına buradan nasıl bir çıkar, yani bir yaptırımı şey yapıyorsun, düşünüyorsun. Yani Trabzon maçına prim veriyor oyuncusunu ateşlemek için, moral ve motivasyonu artırmak için. Sen diyorsun ki bu parayı Abdullah Avcı için mi ayırdı? Peki ne için verir ya? Teşvik prim yani ne için verir? Teşvik değil abi. Kendi oyuncusuna. Trabzon'a vermiyor ki parayı. Şimdi, canım kardeşim, kendi oyuncusunu teşvik etmek için. Çıkın aslanlar gibi mücadele edelim, ben prim vereceğim bu maça diyor. Ne var bunda? Şöyle bir şey var. Ne var? Söyleyeceğim. Her bir şeye bir şey uyduruyorsun zaten. Abi yok uydurmuyorum. Ben burada belgeli... Biraz daha saygılı olalım. Hayır, belgeli konuşalım. Abi saygı değil. Ya, bu kadar tamam. Da olmaz. Bir dakika. Bu kadar da Galatasaray gitmanı olmaz abi. Abi bir yere gelmek istiyorum. Bu kadar zaman içinde tamam. Gelmedi ki. Ne, nasıl gelecek? Sen diyorsun ki soru olarak diyorsun ki neden Fenerbahçe maçı? Evet. Onu bilmiyoruz. Verip vermedi. Ya da Beşiktaş. Beşiktaş'ta oynama abi. Başakşehir neyse. Ya da Başakşehir neyse. Bu maçla ilgili açıklaması var. Bu maçla ilgili açıklaması var. Şimdi bu nedir biliyor musun? Sen Trabzon'a gidiyorsun ya. Trabzon ve Galatasaray'ın dostluğu yıllarca konuşulur. 2011 yılından sonra bu dostluk daha da ilişkiler arttı. Maalesef mesela şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu Trabzon Galatasaray ve Trabzon Fenerbahçe arasında evet. Oynanan son 10-13 yıldaki yani evet. O maçların listesi bak. Şu. Alabilir miyiz? Özbek'ten Trabzonspor maçına prim. Bak. Başlık bu. Bak başlık bu abi. Tamam mı? Evet. Evet. Fener'e ve Galatasaray Beşiktaş'a böyle bir prim vermedi. Vermedi. Ve haber olmadı şimdi diyelim. Şimdi bu neden? Neden? Şimdi hani sen kardeş takım dersin ya. Şimdi 2011 yılından itibaren de lütfen Trabzon Trabzon Galatasaray. Hazır mı o liste? Bir de onlar da varsa onları da ekrana getirelim. Bunun üstüne konuşmalar yapalım. Yani sen abi niye Trabzon'a prim veriyorsun? Söyle bana. Neden vermesin? Kardeş de şampiyonluğu istiyorsun adam. Şampiyonluğun. Önce ya, o kadar saçma konuşuyorsun. Önce yani Trabzon Fener'i istiyoruz. Futbolun içinde olmasan ben seni eğitime alırım, eğitirim. Bak şimdi. Anladın mı? Sen futbolun içinde senelerde abin var. Tamam. Abinle birlikte paslaşıyorsun, ediyorsun. Tamam. Bu kadar bu şekilde davranman nasıl yanlış seni ya? Yanlış değil. Burada algı. Ne algısı? Algı var. Ne algısı? Ben Trabzon maçına ekstra prim verdim algısı var. Biz Trabzon'u neden vermesin? Kabaca söylemiyorum. Neden vermesin? Abi bak. Ne oldu Fenerbahçe? Neden vermesin söyleyeceğim sana. Adamın, suratını parçaladınız. Suratını parçaladı. Penaltıyı da kırmızı kartı da adam tatile gitti abi. Suratı parçalamış diyorsun. Adam sana ne? Bireyce de sana beni ilgilendirmez. Sana ne? Kamuyu ilgilendirir. Beni ilgilendirir. Kamuyu ilgilendirir ama. Arkadaşlar bu sondan başlayarak mı? Ona göre bileyim de yanlış bir şey söylemeyeyim. Bak abiciğim bu şimdi hangi maç? Fenerbahçe Trabzon maçı. Trabzon Fenerbahçe maçlarındaki 2010-2011 sezonu dahil mi buna? Ya ben bunu öğrenmek istiyorum. Bilmiyorum. Şimdi ekrana getirin. Bakın maçlarda ne oldu bu arada değil mi? Dahil. Dahil. Bunlar. Say abi şimdi. Fenerbahçe 2. Bir dakika. Fener... En son. İlk yarı maçı bu. Trabzon. Bak ilk, bu sezondan arkaya gidiyoruz gece. Tamam, evet bu sezondan. Anlata yani Serhat'cığım. İnsanlara... Trabzon galibiyet. 2 Trabzon'muş evet. Fenerbahçe ne olmuş? Galibiyet. Fenerbahçe. 3-1. 3-1. Geçen yani, seneki geçen maç. Geçen seneki maç. Sonra Trabzon sen not alıyor musun abi? Not Trabzon kazanmış. Tamam. Trabzon 2-0. Evet. Berabere. Fenerbahçe berabere. Trabzon 3. Trabzon 3. Fenerbahçe 1. 1. Trabzon 0. Yenilmiş evinde. Bir dakika. Evet. Trabzon kendi evinde galip olmuş. Evet. Fenerbahçe kazanmış. Kazanmış. Trabzon kazanmış. Burada yenmiş. Bir dakika. 3-1 yenmiş abi Trabzon. Evet. Şimdi, devam edelim, var mı başka sayfası? Bu son yazdınız mı? He? Son yazdınız mı? İçeride 3-2 Trabzon yendi. O var mı? Var abi zaten. Bakmıyorsun ki var. Ben görmüyorum da ondan dolayı. Trabzon var. En sondan başladık. Şimdi, Trabzon galip, Fener mağlup. Kaç tane aldığını söylüyorum. Berabere. Pardon, şunları şöyle yapayım, malum. Şöyle yapalım, bir dakika. Adnan sen de yaz. Dur bu abi. Sayfada. Bu bir, arada bir iki, önemli... üç tane
Trabzon kazanmış. Fener'in galibiyetlerine bakıyorum. Bak abi. Bu sayfada bak. Fener'in galibiyeti yok. Kaç maç berabere? 1, 2, 3, 4, 5 maç berabere. Şimdi ben sana söyleyeyim. Berabere. Yani bu tartışmaları yapıp İlk sayfaya gelelim. Türk futbolunu mu temizleyeceğiz? Bir dakika. Abi, o mu? Abi bundan sonraki sayfaya bakalım. Bir dakika. Ya bir dakika. Abi bir şey sor. Şimdi insanlar buraya gelmeden bizi arıyorlar. Bir dakika. Fenerbahçe 1, 2, 3, 4. 4. 4 tane, 5 tane Fener kazanmış. 5 kere Fener kazanmış. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5. Trabzon'un burada galibiyeti var mı? Bakıyorum. Abi sen şimdi niye yapıyorsun burada? Abi 2010-2011. Ahmet ben böyle istemedim yani. Tarihler yok bunda filan. Tamam tarih önemli değil abi. Her yıla vermiş Ahmet herhalde bunu. 1, 2, 3 tane beraberlik. Trabzon evet. Kaç tane kazanmış? Burada kazanmamış. Başka sayfası var mı bunun? Bir sayfası daha var tamam. Ona da bakalım. Hemen verin. Bak burada abi. Fenerbahçe 1, evet. 2, 3, 4, 5 Fener kazanmış. Evet. Trabzon'un galibiyeti 1. Bir galibiyeti var. Heh. Bak şimdi abi. Evet bir de ilk sayfayı verelim ona göre de bakalım kaç defa kazanmış. Son yani. Şimdi. Evet burada da Trabzon kazanmış 1, 2, 3, 4 tane Trabzon kazanmış. 4 Trabzon. Fener'in kazandıkları 1, 2, 3 tane de Fener kazanmış. Evet. 7, 8. 8. Şimdi. 11 tane son 13 şey 8 tane maç kazanmış. Şey Trabzon. Evet. Trabzon. Son ISF. 5, 10, 15. Eksik olmasın Serhat. 18 tane de Fenerbahçe kazanmış. Kaç tane de beraber var? Ya beraberliğe bakmadım. Bakma tamam gerek yok. Evet. Tamam. Şimdi bu böyle yazdım. Yani ortada gidiyor ama yine ortada. De Fenerbahçe'nin tamam, son o, 2010'dan ya yani 14 yıldır Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü var. Var. Şimdi abi Galatasaray'a verelim maçlarını. Tamam verelim Trabzon Galatasaray maçı. Bakıyoruz Gökmen abi. En sondan başlayalım. Yani sen öyle bakmana gerek buraya bakacağız abi. Ekrana bakalım. Trabzon Spor 1 Galatasaray 5. Trabzon Galatasaray. Şimdi Galatasaray'ın galibiyetlerini söyleyeyim. 1, 2, 3. Galatasaray'ın yazıyor sen. 4 tane Galatasaray. Evet. Trabzon'un kazandığı da burada var mı? Abi nerede var? Bak bir. Bir dakika bakıyorum. Bir tane galibiyeti var Trabzon. Bir tane var evet. Bir tane Trabzon. Devam edelim. Nerede? O da var mı? Bir var tane. Var. Nerede var abi? Hadi şey yap. Yazıyor bak orada. Galatasaray 1 Trabzon 2. Nerede abi o? Görmedim şimdi dur. Abi Galatasaray 1 tamam Trabzon. Bir tane galibiyeti var. Evet. Galatasaray'da 4 tane galibiyeti var. Ne, kaç tane galibiyeti var Galatasaray? Burada bir, bu sayfada 1, 2, 3, 4 tane var. 4 evet. Tane galibiyeti var. Devam edelim diğer sayfaya geçelim. Geç abi diğer sayfaya. Evet. Trabzon tane. Kazanmış. 1, 2, 3, 4 tane Trabzon kazanmış. Evet. Galatasaray'ın kazandığına bakıyorum. 1, bir dakika. 1, 2, 2, 4 tane. 1, 2, 2 tane de Galatasaray kazanmış. Bu şimdi 2011. Trabzon 5 tane kazanmış. Pardon. Bak Galatasaray en şeyde Galatasaray Trabzon 1-3, 1. 4-0, 2 evet, 2-1 2-1, 3 2-0, 4 evet. Bir de 1-0 deplasman denmiş 5 tane. Evet beş diğer tane. Sayfa. Diğer sayfaya bak abi. Galatasaray kazanmış 1, bir. Galatasaray kazanmış 2, Galatasaray kazanmış 3, Galatasaray kazanmış 4, 4. Galatasaray kazanmış 5 tane beş. Galatasaray. Evet. Trabzon'un da burada kazandığı beraberlik var bir tane. Efendim? Orada Trabzon. Galatasaray 1 Galatasaray 4 yazıyor. O ne olacak? Tam skoru söyleyin o. Bir hata var orada. Galatasaray 0, Trabzon 2 tane. 2 tane orada hata var. Trabzon 0, Trabzon 3. Abi herhalde o şey Galatasaray 3 orada. İşte onu bilmiyorum yani. 2 tane yok, orada Galatasaray 3 bak. Hata olmuş. Evinde. Trabzon 0, Galatasaray 3'müş o. Evet, o Galatasaray 3. O. Tamam bak burada da. Bir dakika. Odan Galatasaray'ın 6 galibiyeti var. Onu bilmiyorum. Diğer Galatasaray 1, Galatasaray 4 denen. Olabilir. Tamam. Ona da bakalım. Başka sayfa var mı?
Şimdi şunu sana evet, burada da evet. Son sayfa. Son sayfa. Galatasaray'ın 1, 2, 2. 2 tane var. 2 tane de Trabzon'un var. Trabzon'un var. Galibiyet. Yani 7, 9, 13, 14, 15 tane Galatasaray kazanmış. Trabzonspor 6, 7, 8, 9 tane de Trabzonspor. Trabzon kazanmış. Ama şu bir gerçek. Galatasaray'a büyük bir üstünlüğü var. Göreceğiz. Özellikle ay nasıl göreceğiz? Abi son ilk son yani bu 5'le birlikte geriye gel. Özellikle son 8-9 yılda Galatasaray büyük üstünlüğü var. Bunu kabul etmek lazım. Doğru değil mi? Evet tamam. Peki. Tamam. Fenerbahçe'ninki kaç? Fenerbahçe'nin 10 yılda. 5. Efendim? 10 yıla mı bakıyorsun? Yok, 14 yıla bakıyorum. 14 yıla bakıyorum. Kaç tane Fenerbahçe? Kaç tane Trabzon? 12 tane Trabzon. 12 tane Fenerbahçe. Ne diyorsun? Galatasaray ezmiş geçmiş abi. Ne diyeceğim? Ne geçmiş be? Abi ezmiş geçmiş Galatasaray. Her maçı almış. Daha dünkü maçta da 5 tane gol atmış. Evet. Ben sana söyleyeyim. Dünkü maç 5 gollük maç mı abi? Evet. Vay be. Nasıl değil? Vay be. Ben vallahi böyle bir şey görmedim. Nerede yani, deprem olmuş? Abdullah. Kırgızistan'da. He. 7 büyüklüğünde. Neyse geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Acil şifalar. Şimdi gibi. Buradan şu çıkıyor abi. Bir şey söyleyeceğim. Bu Trabzonspor maçı açıklamalar yapıldı. Ardından 5 tane gol yendi. Ben Abdullah Avcı'yı var ya bu kadar. Bir dakika. Sen dün var ya bütün milleti bitirmişsin. Niye? Bütün millet. Niye bitirmişsin? Fatih Terim'den dolayı. Yaptın ya burada şimdi. Ya arada bir dakika. Bir dakika bir söyleyeceğim. Allah aşkına. Şu maçtan sonra Abdullah Avcı'nın yapabilir misin? Rica etsem. Yani affınasınlar tabii rica etsem. Güzel yapıyorsun da. Mesela bu maçtan sonra Abdullah Avcı'nın bir taklidini yapabilir misin? Hocam merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Maçtan sonra ben ne düşünüyorsun bu maç hakkında diye sana sorayım. Sen sor şimdi gazetecisin. Ha. Ben Abdullah Avcı'yım. Evet. Hocam böyle bir yenilgi bekliyor muydunuz? Bu kadar farklı bir yenilgi. Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Yani 1-0'a kadar oyunda fena değildik. Bu arada siz sormadan ben şunu söylemek istiyorum. Ben Abdülkadir Ömür'ün annesini tanırım. Evet. Babasını tanırım. Çok iyi. Dedesini daha iyi tanırım. Vay be. Babaannesiyle benim annem aynı okulda büyüdüler. Çok güzel. Abdülkadir Ömür'ün anneannesini de çok babaannesini de çok iyi tanırım. Çok iyi. İyi çocuktur. Bu soruyu sorduğun için ayrıca teşekkür ederim. Ayakları mı kokuyor? Çok iyi çocuk. Abdülkadir biz kazanmak için bunu yaptık. Sen de biliyorsun ki hocam ben maçı sordum. Ne alaka? Hakikaten hocam sen nereye gitti ya? Secere çıktı burada. Hocam ben sana maçı söylüyorum. 5 gollü bir hezimet. Yani etti. Okan tabii kendini çok geliştirdi. Galatasaray iyi takım yani. Şimdi biz... Hocam siz onunla da çalıştınız değil mi bir dönem? Okan'la da çalıştınız. Tabii çalıştım. Çok da severim Okan. Çok değerli biri. Geçen sene başarılı oldu. Şampiyon yaptı. Evet çok iyi oldu. Ama Abdülkadir Ömür'ü biz kazanmak istiyoruz. Abdülkadir Ömür'ün dedesini de iyi tanırdım. Geçenlerde hatta bir yerde karşılaştık. Ondan sonra Abdülkadir Ömür'ü biz kazanmak istiyoruz Adnan. Hocam peki bir şey soracağım. Bu taraftarlar da çok memnun bu 5-0'dan. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani varınızı yoğunuzu ortaya koydunuz herhalde son dakikaya kadar. Valla Abdülkadir Ömür'ü kazanmak istiyoruz. Biz Abdülkadir Ömür'ü vermek istemiyoruz. Orada kaldınız siz. Biz orada kaldık. Abdülkadir Ömür'de kaldınız. Ya sen bana muhteşemsin ya. Abdülkadir Ömür evet. Çok önemli. Biraz psikolojik yani mentali zayıf ama toparlayacak çocuk. Toparlayacak çok. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Galatasaray maçı bitti zaten. Müthiş müthiş bir cevap verdiniz ya. Bundan sonra toparlanır. Yani Galatasaray maçında bu arada bir kaza oldu. Herhalde işte, ama takım toparlar. Bu hafta af olur mu? Bu hafta affedersiniz artık Abdülkadir şeyi. Kimi? Var ya anneden babadan tanıştık. Abdülkadir Ömür'üm ben bütün akrabalarını çok iyi tanıdım. Çok isteriz. Af evet. Olur mu hocam bu maç, Galatasaray maçı bitti ya artık. Bir annesi ve babasıyla bir görüşme yapacağım. Abdülkadir Ömür'ü. Sen beni bitireceksin. Ondan sonra Abdülkadir'le de görüşeceğiz. Sonra karar vereceğiz. Çok güzel hocam. Tebrik ediyorum Abdül hocam. Başarılar diyorum. Abdülkadir mi? Hayır size. Tamam. Bundan da bol bol beşler diliyorum size. Ne demek? Ya abi var ya. Bu soruyu sorduğun için ayrıca ben teşekkür ederim. Rica ederim. Çok kibarsın. Abdülkadir... Abdülkadir diyorum. Abdullah Avcı'ya bir soru soruldu. O soru da çok komik. Yanıta da bakalım bir dinleyelim. Valla kıpkırmızı oldu. Ne oldu sıcak? Bir şey var mı? Ne oldu bana ya? Verelim. 5 puan almış bir takımdan bahsediyoruz kısa sürede ve lig hedefi üçüncülük olan bir yerde oturuyoruz. Böyle bakalım. Bugün şık olmadı. Buna katılıyorum.
Bu mağlubiyetin hiçbir bahanesi olamaz Trabzonspor'un kendi sahasında yediği 4 tane 5 tane golün hiçbir bahanesi olamaz. Takdırabiliriz adamlar orada. Orada sayısı adamlar sahamızda bize plakayı taktı hocam. Ya o tarafına bakmıyorum. Dediğim gibi çalışmaya, iyisini yapmaya devam edeceğiz. Plaka tersi taktı bize diyor hocam. Hocam diyor bize. Ama ne tattı ya. Plakayı taktı diyor. İşte Trabzon'un güzelliği ama bu. Ama o gol adam herhalde haberi yok. O gol iptal oldu. 6 ya da 61 olacaktı o, ama iptal oldu. O içeri diyor. 6. Bu Trabzon'a çok mert abi, adamlar. Çok abi. Böyle, direkt soruyor abi. Ya böyle hocam, bir eski var mı? Plaka taktı bize diyor hocam. Ya ben gazeteci olarak, gazeteci olarak yazı yazarken, çok yorum yaparken devamlı Trabzon'a ben bir gün iki gün önceden giderdim. Gazeteye söylerdim derim ki bana ben orada bütün herkesle dolaşırım abi geziyorum. Trabzon'da. Hiç unutmuyorum bir otel var. Denizin tam üstünde böyle tepede bir, bizim kaldığımız otel var. Neydi ismi bilmiyorum. Usta oteldir. Usta he usta. Bravo bravo. İşte, tam aşağı inerken tam da böyle tepede bir yok, usta yerde. Usta tepedeydi. Deniz kıyısı yok, değil. Yok 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 değil. Başka ismi evet, başka. Neyse tamam. Abi. Bir baktım çocuklar geldiler 8-10 kişi falan. Abi akşamüstü böyle. Geldiler abi nasılsın hoş geldiniz ya vallahi işte şöyle böyle televizyonda görüyoruz seni bilmem ne şöyle yazıyorsun böyle daha canlarım falan sağ ol. Siz ne yapıyorsunuz burada dedim. Abi dedi biz burada yattarıyı bekliyoruz. Ertesi günde maç var. Yattarıyı bekliyoruz dedi otelden kaçmasın diye dışarı diyor. Anladın mı yarın maçtan sonra istediğini yapabilir diyor ama maça kadar diyor maçtan sonraya kadar diyor takipçisiyiz burada diyor bekliyoruz diyor. E sabaha kadar ne yapıyoruz? Vallahi nöbetleşe bekliyoruz kapısında diyor. Var, böyle bir şey var mı ya? Olacak diye değil ama ya. Ya dedim manyak mısınız oğlum ne yapıyorsunuz? Abi espri gücü çok kuvvetli çok, bir çok. Felaket ya. Ben gülmek bölge, için Trabzon'da ya Karadeniz. Gülmek için dolaşırdım ya. İnanılır gibi değil ya. Sokak mizah değişir. Ya. Ben de geçen sene gittim. Aynısını Cem Yılmaz diyor. Ya Trabzon'a mı gittim diyor. Ya kafayı yiyordum diyor. Herkes mizah. Orası mizah akıyor diyor. Abi sen diyor orada nenesi, teyzesi, annesi, ablası. Herkes abi. Herkes bir de herkes ya. İlk 11'i yapıyor kağıtta duruyor. Şimdi Abdullah Hoca var ya bu 3 gün 4 gün bence oradan çıkamaz. Mesela abi şöyle. 5-7 ya. Bunu niye burada oynattın? Bunu da niye buraya aldın? Bunu da niye herkes teknik direktör abi. Tabii bu Trabzon'da. Taktik niye? Niye sen 4'lü defans ettin? Niye 3'lü çıktın? Niye 2'li? Bir şey daha söyleyeceğim çok güleceğiz abi. Rize'de hiç unutmuyorum. Oranın kuru fasulyesi meşhur tamam. Ha, arabayla nereden bahsediyorsun? 2 kilometre falan gidiyorsun. Sağ tarafta bir tane tabela var. Kuru fasulye yemek için diyor bak. Ama gidiş tarafını bu tarafa koymuşlar. Bu tarafa değil. Böyle. Kuru fasulye yemek istiyorsanız tekrar geri dönüp Rize'de yiyeceksiniz diyorlar. Abi tabela bu ya. Ya olacak şey değil ama ya. Ya dedim ya nasıl olur ya? Nasıl koymuş olur? Öyle bir tabela. Espri ama ya. Güzel bir tabela, güzel bir reklam çalışması. Güzel, harika da. Abi 2 kilometre geçtiniz diyor. Rize'yi geçtiniz diyor. Geri dönüp 2 kilometre sonra diyor. Şeyde kuru fasulye yiyebilirsiniz diyor. Abi ya. Mizah güçlerine hayranım onların. Acayip. Ya felaket o. Karadeniz var. Ve gerçekten futbolda iyi biliyorlar. Muhteşem ya. Hepsi tabii müthiş bir teknik direktör. Oradan bir sürü. Hakem. Abi ne futbolcu. Yorumcu. Her şey var abi Trabzon'da. Bak Fatih Gökdeniz beni şeye çağırmıştı gittim o zaman. UFO'da mıydı o şey dedi. Yok. Neredeydi ya? Zenit'te oynadı. Ha, yok sonra bir şeye gitti ya bir yere gitti ya oradan da. Zenit'ten bir yere gitti. Neyse beni davet etmişti gittim. Abi iyi de futbol. Fatih Tekkeler falan hepsi çıktı oradan. Çok iyi futbolcu. Ne zaman şey, kendi o yöreden yetişen futbolcularla şampiyon falan oldu. Gökmen abi şampiyonluklar dışarıdan transfer yabancı falan tabii bütün Türk futboluna bak, alakını da bir üç büyük kulüp bozdu ya. O da ayrı bir konu yani. Bak hemen Nurdan Hanım atmış o tabela diyor. Bizim tabela diyor. Kuru fasulyeci tabelası. Hadi ya. Vallahi Hüsrev'miş o. He? Hüsrev'miş. Hüsrev yok mu meşhur? Bu evet, Esentepe, Gayrettepe'de evet, olan. O, meşhur o tabela yıllar. Orada da varmış Rize'de. Orada da varmış. Abi ben ama ben şimdi arabayla durdurdum ya. Bakıyorum da. Hani şey de yok. Yani telefon falan olsa çekeceğim abi. Olacak şey değil ama bravo ya. Kutluyorum. Abi Trabzon insan dikkat edeceksin ama. Bir kızar Trabzon, vallahi. Trabzon Rize'de öyle abi. Fazla kızdırmayacaksın. Trabzon falan Rize'yi bize oraya Trabzon, fazla kızdırmayacaksın. Oralar abi müthiş ya. O inanılmaz bir. Derdin ne Adnan Galatasaray'la? Abiciğim konuş şimdi. Bir şeylere geliyorsun güzel, ama hala karnından konuşuyorsun. Derdim şu. Bu seneki lig lütfen adaletli gitsin. Yani bu seneki lige insanlar etki etmesin. Galatasaray lobisi etki etmesin. MHK Başkanı'na güvenmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na güvenmiyorum. Kurullarına güvenmiyorum. Hakemlerimize hiç güvenmiyorum. Hiç güvenmiyorum abi. Kusura bakmayın yani.
Böyle olduğu müddetçe şimdi abi bir şey söyleyeceğim sana. Fenerbahçe'ye de yazık. Milyonlarca lira yatırım yapıyor. Bak daha yeni yeni oyuncular aldı. Üstüne koya koya şampiyon olmak için mücadele ediyor. Ali Koç bırakacağım diyor. Neden transfer yapıyor ya? Abi ha? Niye yapmasın? Niye yapmasın? Neden ya? Abi, bu kadar dünya kadar borca giriyorlar. Belki de takım şampiyon olur. Bırakmaz. Taraftarlar gider. Bizi bırakma başkan der. O da bırakmaz. Dün, ne olacak ya? Dün düşündüm. Şöyle düşünüyorum işte. Yorum morum falan. Gelmeden önce falan. Dün yazmıştım. Bugün söyleyeceğim. Hadi kulüplerde şeylerden nedir o? Süper Lig'de isimler falan koyuyorlar. Anladın mı? Aynısını burada ben Süper Lig Ali Koç ismi yakışacaktır. Tamam. Süper Lig'e Ali Koç ismi koymak gerekiyor abicim. Başka türlü yapacak bir şey yok. Süper Lig Ali Koç bence, Ligi. Neden? Bence Erdem Tümur Ligi. Şampiyon. Erdem Tümur Ligi. Abi. Nasıl yok abi? Şampiyon. Olursa nasıl? Bu, şunu bunu evet. Yazarlarsa evet. Ali Koç Ligi şey diye, Süper Ligi diye. Anladım. Her yerde o olacak. Belki o zaman daha takımı ateşlerler. Nasıl hocaları ateşlenir eder. Bak abi sana ben anladın bir şey söyleyeyim mi? Özürü bırakır İsmail. Taraftardan şeyden. Neyse abi. Ya bak burada bir şöyle bir çıkmaza giriyoruz hepimiz, tamam mı? Şimdi son maçını seyrettiniz mi? Fenerbahçe'nin 1-1 kaldığı maçı seyrettiniz büyük ihtimalle. Tabii. E tamam. Mesela orada da mesela golden önce bir faul pozisyonu var İsmail'im diyorsun. Oldu mu değil mi? Mesela VAR hiç çağırmıyor, etmiyor. Zaten bir çağırmaz. Pozisyonu var. Bence ben de baktım pozisyona, bence evet. Hiç foul ile alakası yok. Var mı? Yok. Bitti. Ya bir Fenerbahçe'nin, tamam. Fenerbahçe'nin. Sığma yaptı. Doğru. Öyle mütevazi bir takımla, bir dakika. Tamam. Mütevazi bir takımla gidip başka. Birkaç hakeme sığınma yanlışı şeyi var mı? Galatasaray'ın var mı? Galatasaray'ın hiçbir yok, hiçbirinin yok. Ha şimdi. Hiçbirinin yok. Galatasaray'da geçen hak sığındı, 3'ü birden açıklama yaptı. Kim çıktı? Başkan Erdem Bey 3'ü açıklama yaptı. Ne dediler? Ali Koç'a diyorlar. Ay ne dediler abi? Ali Koç. Dediler, böyle bir şey istemiyoruz dediler. Adaletli yönetsin hakemler falan filan dediler. Gittiler Trabzon 5 oldu maç. Bak hakem yanlışı var mı orada? Bence bir iki tane pozisyonda var. Bir tane pozisyonda. Şimdi Özel Akın şu lafı. Bu sezonun adı Ali Koç sezonu olsuna. Adnan Aybaba da bu sezonun adı Erdem Timur. Erdem Timur'un sezonu olsun. Bak. Tamam. O da güzel. Altına da onu verelim. Bu sezonun adı Erdem Timur sezonu. Geçen sezonda olduğu gibi. Geçen sezon Ali Koç sezonu yakışır. Bence de Erdem Timur sezonu yakışır. Yok abi Erdem. Ya Ali Koç diyorsa, Ali Koç bu kadar etkili olsa 5 yılda 4 şampiyonluk alır bu Fenerbahçe'ye. Ne olur? Ne anlat bana Gökhan. O da doğru. Bak bir şey söyleyeceğim. Ali Koç sezonu olur diyorsun. Peki bu 5 sene şampiyonluğu içinde şampiyonluğu yok adamın. 5 sene içinde Galatasaray kaç kere şampiyon olmuş ya? Ya abi nerede? Kaç kere? 3 5 senede bak 2 kere şampiyon olmuş Galatasaray. Az mı abi yani? Gelmiyor. Başakşehir var, şey var. Beşiktaş tane. Beşiktaş var, Trabzon var. Beşiktaş'ın 2 tane şampiyonluğu var. Ne oluyor peki? Sen aldın mı 2 şampiyonluk bu 5 yılda? Aldım. Fener aldı mı? Alsaydı. Ya Ali Koç bu kadar alsaydı ya. Alsaydı. Ya bu Ali Koç neymiş arkadaş? Alsaydı. Bir şey söyleyeceğim. Alsaydı. Sen ondan Ali Koç'un bu kadar abim. Saldırgan davranmasının ana nedeni ne? Anladın mı? Ne biliyor musun? Ne? Yaptığı yanlışları örtme, başkasına yüklemek için. Erdem bu kadar Galatasaray'a saldırarak Galatasaray kompleks, saldırmıyor mu? Kompleks ve kıskançlıktan ya, yapıyorlar bunu. Kıskanç? Gökmen abi. Bırak ne abisi bir bırak nokta, ya. Bak bir nokta peki abi demiyorum o zaman. Gökmen başladığından beri bayıldın ya. Niye bayılıyorsun? Ya sen bir şey söyleyeceğim. Bayılacak çünkü ben doğru konuştum ki sen bayılıyorsun. Ya boş ver sen. Evet, ya sen Fenerbahçe'ye karşı sen, bir tezgah olduğunu abicim, düşünmüyor musun? Ne abi? Birilerinin Fenerbahçe'nin önüne engel koyduğunu düşünmüyor musun? Düşünmüyorum abi, yok öyle bir şey yok. Yok değil mi? Ben her zaman şunu söylüyorum. Üç büyük kulübün birkaç hakem yanlışına sığınma hakları yok. Sadece hakem yok ya, bu olayda sadece hakem değil ki ama. Hayır bir dakika. Ya ne ya var peki? Efendim? Ne var? Abi hakemde burada ne adam var? Mesela diyor ki neden gündüz oynuyor diyor. Evet. Atamalar ya olabilir. Bir dakika. Bak maç atama. Federasyon. Anlat heyecanlı oluyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Allah'ın kitabını seversen. Dinlemiyorum, sen de bileceğim. Dinlemiyorum ya bırak ya. Türkiye bırak Futbol ya. Federasyonu'nda kaç tane Galatasaraylı yönetici var? 2 tane. Nerede 2 tane abi? Say abi. TFF yönetiyor. Evet abi. Başkan ve ikinci başkan. Şey Akın neydi Yusuf o? Günay var işte. Evet Yusuf Günay. Bir dakika şey de var. Orada dur 2 tane daha var söyleyeyim sana. En az 4 ya da 5 tane. İsimlerini unuttum şu anda. Yönetim kurulunda. Ya sen Gökmen abi şey söyleyeceğim. Sen başka madem böyle bak. Madem bunlara bu kadar kafayı takıyorlar. Baştan seçildiği zaman gidip itiraz edecekler. Anladın mı? İşlerine anladın mı? Yapılacak işlere el koyacaklar abi. Bu kadar net. Bu kadar net. Yok öyle. Yok Galatasaray'dan 3-4 kişi varmış da onlar yardım ediyormuş da bilmem neymiş de hadi git ya. Hadi git. Peki bir reklama gidelim. Biraz tansiyonu düşsün. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Yürü abi. Arkadaşlar iyi miyiz? Biraz sakinleştik mi? Ne?
İyi mi izliyorum? Biraz daha, biraz sonra daha doldurun sen. Biraz daha üstüne at. Ben asla doldurmam. Benim doldurmama ihtiyacım var. O ya kendi... Bir şey söyleyeceğim. Ben niye doldursun o? Yorumcu abi. Şimdi ben abi şahsi. Bir şey söyleyeceğim. Ben her şeyi takip ederim. 24 saat. Ben eski istihbaratçıyım. Şimdi sana bir söyleyeyim. Tabii bu da işin esprisi. Ciddi bakıyorum eski istihbarat. Hadi bir şey söylersen bırak yürü. Bugün Türkiye'de bir infial var. Ne var? İnfial mi? İnfial var. Bir olay var. Herkesin atladığı olayı ben atlamam. Ne abi? Söyle ne bakalım. Yani? Atlatırım diyorsun. Gökmen abi tarihi bir laf et. Tebrik ederim. Şimdi bugün ne vardı? Kalemiz. Ayağa kalktım özür dileyerek. Şey olarak. Kalemim yok bugün. Senden izin almam lazımdı. Kalemim yoksa o zaman tekrar oturayım. Ya da ayaktan yap. Ekrana verebilse yani. Ekrana verelim. Çok güzel olur. Neyi? Bugün Ziraat Türkiye Kupası kuralları çekildi. Evet. Şimdi ekrana verebilsek rakipleri çok güzel olur. Verebilsek tabii. Çok da içeri. Tabii ki hemen arkadaşlarımız. Evet. Şimdi ne hikmetse, önce şuradan gireyim. Ne hikmetse 4 yıldır, yanlışım varsa lütfen düzelt. Bu derbi maçı, Fenerbahçe Galatasaray maçı hep niye Galatasaray sahasında oynanır? Ne hangi maç? Abi derbi lig maçları yok mu? Tamam, nasıl Galatasaray sahasında oynanıyor? Abi şimdi bu sezon sonu nerede oynanıyor maç? Galatasaray sahasında oynanacak. Ondan önceki sezon? Bakabilir misin? Hemen bir hata yapmayayım. Yanlışımız da varsa düzeltelim. Bakalım abi. Senin için her şeyi yaparım Adnan'cığım. Sağ ol Serhat'cığım. Ne diyeyim abi. Ben oturayım o zaman. Nasıl olsa tahtaya verecek. Evet şöyle oturayım. Rahat rahat konuşalım. Şimdi bu sene geçen seneye bakalım. Ondan önceki sene bir tahmin edin. Sen diyorsun ki son 4 yılda Galatasaray Fenerbahçe maçlarında son maç nerede oynanıyor? Kimin sahasında oynanıyor? Merak ediyorum. Peki. 4 olur, 3 olur, 2. Ben herkes her şeyi anlatalım. İnsanlar burada bizi dinliyor. Onlar son 4 yıla baktım. Son 4 yıla baktı. Şimdi bu sene Galatasaray sahasında doğru mu son? 2021-22 sezonunda. 2021-22 sezonu. Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezon. Geçen sezon diyorsun sen. Hayır, 2021-22 sezonundan tamam, bahsediyorum. Evet. En son maç yani 1-2-3-4-5-6 sondan 7 önceki maç. Fenerbahçe'nin sahası oynanmış. İlk yarıda Galatasaray'ın sahası oynanmış. Tamam. Son maç şeyde oynanmış. Fenerbahçe'nin sahası. Fenerbahçe. Tamam. Geliyorum geriye. Gel abi geriye. 21-22'ye baktık. 22-23'e bakalım. 22-23 sezonu. Evet, orada son maç Galatasaray Fenerbahçe 3-0 Galatasaray. Bu ne kıskançlık, ne kompleks bu. Bak ya. Şimdi, Galatasaray geçen sene. Hayır, 22-23 değil. Galatasaray'ın geçmişini bugüne taşıyarak komplekslerini tatmin etme amaçlı. Tesadüf var ya. Bir dakika. 22-23 sezonunda kendi komplekslerini tatmin edeceğiz. Tesadüf var. Ben susuyorum. Kompleks ve kıskançlığından 22-20 sezonunda son maç. 22-20 sezonunda son maç. Öfke, kıskançlık, kovgu. Galatasaray Fenerbahçe 3-0 Galatasaray. Galatasaray şampiyon oldu o sene. Evet. Tamam. Yok orada şey. Orada yok olmadı. Trabzon oldu. Evet. O sene maç Galatasaray. 23-24'e bakıyorum. 23-24'e bak. Zaten o şey. Gül abi sen bak. Zavallılar. Burada neler çıkacak? 23-24'te de yine Galatasaray Fener oynayacak. Fenerli zavallısınız siz hepiniz. Abi bir şey sana söyleyeyim. Fenerli zavallı. Ya böyle bir kura var mı ya? Hadi ya var, bunların var ya. Var. Bak, bunların hepsi gizli güçlerin komplosu. Tamam hadi teorisi ya, hadi değil. Oyna. Gerçeği bunlar. Oyna. Sana soru sordum size sorayım oyna. Ya. Oyna ya Gökmen abi. Boş ver sen. Bu böyle üst üste tesadüf mü? Ya, tesadüf tabii. Nasıl tesadüf ya? Tesadüf. Bu ne tesadüf? Bu organizasyon işler abi. Bak bugün gene Federasyon'da Ziraat Kupası'nın çekimi var. Evet. Abi insana gülerler ya. Cenk Ergün kalkıyor. 2 tane top kalmış. Tamam mı? Evet. Orada soğuk sıcak top işleri çok güzel olur biliyorsun. Bizim evet. Resmen bence Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün resmen insanların gözüne... Kaç tane bakan şike olmuştur. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Şike olmuştur abi. Ne diyorsun abi? Abi ne diyeceğim şike olmuştur. Terbiyesizlik abi. Yapma. Ne yapayım şikesi? Abi? Şuraya bak peki abi. Peki ben sana bir şey diyeceğim. Buyur abi. Kaç tane takım kaldı? Bak 16 bir dakika, takım. Bırak. 16 takım. 16 takım. Buyur. Bir saysana bunları bakayım bana. Abi ekranda Fener var. Fener Galatasaray Beşiktaş var. Göremiyorum ben. Ya ben sana söyleyeyim. Sen söyle. Sivas Konya. Evet. Başakşehir Hatay. Evet. Gençlerbirliği Trabzon. Evet. Antalya Beşiktaş. Buyur. Karagümrük Samsun. Ankara Gücü Erzincan 24. Galatasaray, Bandırma, Gaziantep, Fenerbahçe. Buyur. Ne var bunda? Çok bir şey. Dakika adam ne var bunda? Ben bitiremedim ki. Sen bitir ne abi demek? Abi böyle bir şey. Bu infial ya.
Ya şike ben, vardı diyor sadece. Abiciğim sadece. Dikkatli konuş lütfen. Nasıl? 6-7-8 Şubatlarda kaç Şubat önce? 5-6 mı? 6-7-8 Şubat. Tamam araya soktular. Nereye gidiyor şey? Fenerbahçe nereye gidiyor? Gaziantep deplasmanı. Deplasmana gidiyor abi. Tamam. Beşiktaş Antalya ile maşallah. O da güzel oldu. Sergen Yalçın'a gidiyor. Oo, onda sanki böyle ne güzel böyle film çekimi gibi onu da çok güzel ayarladılar. Tamam. Ondan sonra şeye gel abi. Trabzon'da Gençler Ankara gidiyor. Trabzon'da Ankara, Gençler evet. Bir deplasmana gidiyor. Galatasaray kimle oynuyor abi? Bandırma Spor. Oh ya. Böyle bir sistem var mı ya? Böyle bir sistem var. Evinde oynuyor. Kış kıyamet günü. Herkes sahaya çıkacak. Deplasmana gidecek. Sen evinde Bandırma ile oynuyorsun. Ben bu kuraya inanmıyorum abi. Bu kurada hile var abi. Çatlasanız da patlasanız da Galatasaray kurada, Galatasaray Türkiye Kupası'nı da alacak, ligi de kazanacak. Konuşacağız. Tamam. Anladın mı? Konuşacağız. Sonunda zaten sizi. Konuşacağız. Göreceğim sonunda sizi konuşacağız. Ne olacaksınız? Hiçbir şey olmayacağız. Göreceksiniz. Bu işleri düzeltecekler ya abi. Boş versin. Bu ülke adaletli. Boş ver. Ya, bu ülke boş ver. Adalete dönmek ya, zorunda. Boş futbolda ver adaletsizlik boş var. Ya, nerede diz var? Boyunu aşmış. Siz kıskançlıktan adalet ne arıyorsunuz. Bırak abi. Sen. Ya abi. Kompleks şey kıskançlık. Bandırma Spor'da birinci takımı. Bırak. Bırak. Birinci takımı. Gözün evinde oynuyor. Şu anda 8. sırada. Tamam evinde oynuyor. Tabii. Fenerbahçe yönetim bir tarafı var. Ağzıyla konuşma. Cenk Ergün çekiyor kurayı. Fenerbahçe ağzıyla ben konuşma. Yönetici ağzıyla konuşmuyor. Sen yorumcu ağzıyla bana. Ben yorumcu ağzıyla konuşuyorum. Cevap son ver. Başta aa bak evet. Bu kim Cenk abi? Cenk Ergün çekiyor kurayı. Kaç top kalmış abi? Bir dakika. Eğer topta da ben yanlışım varsa yanlış söyle. İki top kalmış. İki top kalmış. Bir tanesi. Biri Antep. Biri Bandırma. Cenk Ergün Bandırma'yı ne çekiyor. Güzel. Şimdi nasıl çekiyor? Çatlayın. Siyah top biliyor musun? Çatlayın. Ben lacivert top biliyorum. Peki Cenk Ergül Antep'i çekse Galatasaray Antep'e mi gidecek? Aynen öyle olacak. Ya değişti abi olay. Bak ben sen bak beni boş geçme Serhat. Herkes mutlu abi şey yüzü gülüyor. Tam da bulunuyorum ha. Bak abi adamın yüzü gülmez mi ya? Çektiği kuraya bak. Lokum gibi kura çekiyorsun sen Türkiye Kupası'nda. Ya bravo. Nasıl oluyor? Peki Cenk Ergül hangi hakta çekiyor? Yani Galatasaray orada adı var. Cenk Ergün'e gel rakibini sen mi çek diyorlar. Ben onu da anlamadım. Herhalde yöneticiler mi çekiyor tek peki tek mesela Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın da kurallarını o takımın çalışanları veya profesyonelleri mi çekiyor? Şu hale bak abi ya. Böyle bir Cenk Ergün'e iki tane top kalıyor. O da Bandırma'yı çekiyor. Böyle olmuş. Ya biraz şans olmuş Adnan. Ya yapma ya. Ya her şey bu kadar. Adnan ne diyeyim ya abi, şimdi. Her şey bu kadar masum yani Cenk Ergün'e şu topu çek. Niye? Bandırma mı var dediler. Sorum şu. Niye iki top kalıyor? Bir. İki toptan biri niye çekmiyor Gaziantep'le şey çıkıyor, Bandırma çıkıyor. Sorum iki. Şansla ne diyeyim yani adam? Nasıl şans ya? Bırakın bu işleri abi. Sıcak ya. Top, soğuk top mu yaptın? Yani ne yani? Ha Cenk Ergün'e sinyal yani? Verdiler. Ne yani? Sen dediler bu... İki top kalmış sonunda. Sonunda iki top kalmış. Dört top da değil, beş top da değil, altı top da değil. Bu da mı tesadüf yani? Sonunda kaç top kalmış? Yanlışım varsa düzelt yani, abi. Dört top olsa, beş top olsa... Galatasaray Bandırma ile oynaması veya... Gaziantep deplasmanına gitmesi çok farklı şeyler. Abiciğim her şey bunların hepsinin kurgusu var abi. Ben sana söyleyeyim. Son maçında Galatasaray sahasında olması kurgu. Bundan önceki sezonda aynı. Nasıl oluyor abi? Çatlayın çatla. Geçen sene siz... Çatla. Ya geçen sene... Çatla da patla da patla. Yok abi sence bir şey. Bırak çatlama. Yok çatla olayı. Bu olayda sence bir seni ilişkilendiren bir durum var mı? Hayır yok. Tamamen şans mı diyorsun? Aynen öyle abi. İki top kalması. Yani ne? İki top kalması. Nasıl iki top kalması? Sonra iki top kalıyor. Sonra Galatasaray kalması. Evet. Nerede orada? Yalnız şey mi var? Neydi o? Abi ona... Galatasaray yönetici ismi. Cenk Ergün. Cenk Ergün. Yalnız Cenk Ergün mü var orada? Başka kimse yok mu? Abi bir şey ya, koca yerde anladın mı? Futbol Federasyonu kura çekiyor ya. Peki iki yıl... Ne anlatıyorsun peki geçen ya? Sene Galatasaray son fikstürde kalıyor. Bu sene de son kalıyor. Bu da mı şey şans mı? He? Evet. Peki, evet. Böyle bir şey olur mu? Ya bırak sen. Ya sen de diyorsun ya. Ki sistemli bir şekilde Galatasaray'ı yukarıya veya şampiyona taşımak için aynen. Organizasyon yapılıyor. Müthiş. Federasyon içi zaten olduğu gibi Galatasaraylar. Bak icra kurulları. Yani bu sene Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandırmak için ya. Beşiktaş'a Antalya karşısında yeni. Beşiktaş aynen. Yenilecekler. Antalya çıkıyor zaten. Antep'te Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratacak. Deplasmana gidiyorsun. Veya yıpranacak. Yıpranacak. Galatasaray'da Bandırma'da. Galatasaray daha önce 1481 işte o Trabzon'a yenildi. Olabilir. Tuzla'ya yenildi yani. Olabilir. Çok ağır mağlubiyetler aldı. Bu sene böyle bir mağlubiyet almaz abiciğim. Bu iki yıl hiçbir şey almaz Galatasaray. Yolunda yürür gider. Adnan seninki çok da komple teorisi be. Ya ne ya abiciğim ya, neyi çok fazla yani. Ya çok bir şey söyleyeceğim. Yani çok. Kura, kendi yalanını bizi de alet etmeye çalışıyorsun. Etmiyorum. Galatasaray şöyle yapıyor böyle yapıyor. Ayıp ya. Ayıp Galatasaray nedir ama, ya? Peki bir şey ha, söyleyeceğim. Düşman takım mı? Hayır değil.
E ne peki? Hakkıyla, devamlı Galatasaray, Galatasaray ağzından hakkıyla, düşmüyor ya. Hakkıyla bak. Ne hakkı ya, bırak de. Hakkı yok. Olsun. Bu ülkede nerede hakkı var? Nerede var? Kendi kendine. Her yerde haksızlık kendi var. Kendi kendine bunu söylüyorsun. Hadi git ya. Her yerde haksızlık. Futbolda da mı haksızlık olsun? Yani futbolda da mı haksızlık olsun? Onu mu demek istiyorsun sen? Her yerde haksızlık var. Ya biz Allah'ın oğlusun sen değil mi? Allah'ın oğlusun aşa, yani herkes. Aşa, ne aşağısın? Yok, Allah ver. Allah'ın oğlusun. Ya ne sokuyorsun buraya şimdi? Bununla ne ilgimiz var? Biz burada futbol konuşuyoruz. Çok dürüstsün sen. Ben dürüstüm demiyorum. Hadi ben sana bir şey demiyorum. Ya. Ben senden konuşuyorum. Ama sen de her şeyin altında bir şey arıyorsun be Adnan ya. Ya abi böyle tesadüflerde beni ne yapayım yani ya? Böyle tesadüfler üst üste gelir mi ya? İnsan kuşkulanmaz mı ya? İnsana tiyolar gelmez mi? Bizi de birileri arıyor, anlatıyor belki tamam, de. Tamam izleyelim. Kura çekimini izlemek istiyorum. Abi izleyelim o zaman. Bir dakika. Allah Allah ya. Tamam biz izleyelim bir dakika. Allah şimdi Allah bak ya. Kura böyle başlıyor. Tamam. Sivas Konya'yı çekiyor. Bak abi izleyelim abi. Ya, bu ekrana veremiyoruz çünkü bu yayıncı kuruluşu bunun A-Spor'du. Tamam A-Spor. Cenk Ergün geliyor. Geliyor bakalım. Federasyon görevlisi Galatasaray'ı çekti. Tamam. Galatasaray sona kalmış yani. Sondan ikinci. İki buyur tane abi. Top kalıyor. Abi kaç top var? Bir dakika dur. Ha, orada görmüyor değil mi ekranda? Bir dakika yani şurada çok enteresan. Bak. Bir dakika. Biraz dur, geri alalım. Geri alalım. Bak şimdi. Ya insan bir dakika. Gerçek dur. Deyince insan şöyle bir karıştırır. Yok abi. Cenk bak, Ergün bak. Direkt abi. Bak abi gel. Direkt geldi. Gel. Ulan bak. İki tane şey var. Neyi karıştırsın? Abi, abi insan ya. Şey, bir dakika Allah'ın sözü Gökmen abi. Ya, i̇nsan ya, şekil olarak ya. Şöyle bir karıştırmaz mı ya topları? Ya. Direkt ulan aldım. Çok olur da karıştırdı. İki tane karıştırsa ne olacak? Ya, tamam insan bir döndürmez ya? Mi ya? O diyor şunu al dediler. O da onu aldı değil mi? Yani adam böyle. Ne kadar kötü kalpsiniz. Armut gibi böyle hop onu çekti aldı abi. Ben de vallahi işkilendim bu işe. Ya sen bir şey söyleyeceğim. Ben sana burada boş konuşmuyorum abicim. Anlattığım şeylere bir dikkat et ya. Bak şimdi şurada gözlüklü arkadaşa bak. Bir dakika kim bu gelen? Bu da Bandırma'nın herhalde şey temsilcisi. Bandırma temsilcisi evet. Şey yaptı. Zaten bir şey kalmadı orada. Son şey kim kaldı abi bak. Bak şimdi. Bak çeviriyorlar. Bak çeviriyorlar. Siz bak, diyor. Bak. Orada bir dakika neyi çekti Cenk Ergün? Ne oldu? Maçın nerede olduğunu falan çekiyor. Çevirdiler işte. Ve istadı işte. Çevirdiler işte. Ne işine bak abi. Ha, 13 numara gelince İsa oluyor Galatasaray. O da 14. Onu çevirdi. İsa'yı çevirdi yani. Öncesi. İsa'yı çevirdi. İsa bu İsa taşıydı. Bu İsa. Bu ne olacak abi? İsa. Bandırmaya gidip oynuyorsun abiciğim. Ha bu da güzel bir şey abi. Tamam. Deplasmana gitmiyorsun. Abi, evinde oynuyorsun. Seyahat etmiyorsun. Masraf yapmayacaksın. Ya öbürü buradan biniyor. Maçtan çıkıyor. Antep'e gidecek Fenerbahçe. Doğru mu? Senin en büyük rakibin abi öyle deme futbolcu için takım için çok önemli şey bunlar ya. Antep kış kıyamet Şubat var ya kar kış kıyamet. Ya şimdi bak bana desen ki. Ne? Bu işi ayarla desen. Galatasaray öyle bir kura çek ki desen. Böyle tamam olur mu? Çek ki. Evet. Bir deplasmana git diyelim git. Şubat ayında. Yaz. İki. İlk, en zayıf takım olsun desen. Olsun. Yani bandırmalar da bu arada alınmasın biz onlara bir şeyimiz yok. Bandırmayı seviyoruz. Bandırmayı saygılarımızla sunuyoruz. Çünkü bandırmalara şimdi yazıyor. Bizim bandırmayla işimiz yok. Biz burada Galatasaray'a konuşuyoruz. Bandırmaya saygı diyoruz. Devam et abicim. Bir. Abi şimdi onlar da yanlış anladı. Tam kura çekimini verelim bir dakika. Bir arkamda verebilir miyiz tam kura çekimini ya da ekrana? Bu arkada veremiyor musun? Veriyoruz. E ver abi arkada. Tamam dur vereceğiz. İki top kalıyor orada. Yok yok tam o çekilmiş kura çekimi yok mu bizde? Evet de bitmiş yani. Evet onu verelim. Burada bana desen ki bak. Öyle bir kura çekeceksin ki deplasmana gidilmeyecek ve bir. En zayıf takım olacak desen ki. Bak açık söyleyeyim. Sivas'ı asla istemem. Konya'yı istemem. Antep istemem. Başakşehir istemem. Hatay'ı içeride isteyebilirim. Gençler Birliği'ni içeride isterim. Ankara etmek istemem. Trabzon'u istemem. İstemez. Antalya'yı, Beşiktaş'ı istemem. İstemez. Karagümrük'ü istemem. Ters geliyor. Samsun çok formda. Hayatta istemem. Evet. Ankara Gücü Emre Belezoğlu bana bilenmiş olur. Aynen. İstemem. İstemez. Doğru. Gaziantep'i asla istemem. Üf. Fener'le bu turda karşılaşmak istemem. Hiçbir şey olsun. Bana bandırmayı verin derim. Verin derim. Bandırmayı da alırsın böyle işte. Aldım. Ya siz neden ikiniz yorumcusunuz ya? Gidip de kulüpleri yönetsenize ya. Başkan ikinci başkan yok, falan. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Ha? Yok. Bayretsiniz ya. Bu kurayı ayar desem. Kadar, bu kadar ayağınızda üç kağıda böyle şey yapıyorsa anladın mı? Galatasaray'ı yerden yere vuracağınız abi, ayıp ya. Abi şu kuraya. Ayıp ya. Şu kuraya bak. Ayıp ya. Fener'le Beşiktaş'ı da bana deseler ki ekarte etmen için ne yaparsın? Bunu yaparsın işte. Bir dakika. Fener'i derim ki Antep'e gönderirim. Antep'e. Beşiktaş'a Sergen'i veririm. Beşiktaş'a Sergen'i veririm. Çünkü bildiğim kadarıyla Fener'le aynen Trabzon abi. Ve Trabzon'la Beşiktaş bu turda eşleşemiyorlar. Eşleşemiyor. Seri başı onlar. Evet. O onlar yüzden seri başı. Evet.
Sen alabileceğin en iyi takımları aldın şu anda. Fener'e belki Sivas'a göndermek isterdin Fener'i. Onu da yapabilirdi ama Fener'le çektiği için demek ki bunu çekememiş olduk. Antep'i kaldı en son. Hayır, oradan da derdim ki Fener'le Mecnun Başkan arası iyi. Bülent Uygun da var. O yüzden Fener'e verebilirsek belalı Antep'e verin derdim. Ya ne hale geldi. Ya adam beni de böyle bir abi, olayın içine soktun ya. Bak baba, beni bu hale getirdi ya. Abi, şey seni ayrıca tebrik ediyorum. Serhat'cığım tamam da bak şuradaki organizasyon bak. Cenk'in gelişine dikkat ettim tak geldi. Yanındaki orada gözlüklü arkadaşa baktın mı sen? Bakmadım. Bir daha bakabilir miyiz? Ne oldu abi? Bak adam göz göze geliyorlar ikisi. Yakaladın mı sen orada bir şey? Okuracak mısın dikkat edin. Yani bana... Savaş yani. Verme ihtiyacı şansımız var. Tam böyle Cenk Bey geliyor orada iki kişi var, üç kişi var. Ya bak, biz bunu yayıncı kuruluştan izin alsak veremiyor muyuz? Ama kırılacaksın evet. Söylemiyorum. Söyleme. Çünkü seni seviyorum. Ben de seni anladın seviyorum. Mı? Abi bir şey üretiyoruz. Konuşuyor sen de fikrini söylüyorsun Gökmen abi. Bir şey yok ki bunda. Alamıyoruz mu? Yok sen göreceksin ekranda. Tamam. Adnan bak. Kendi ekranında görmek istiyormuş onu. Burada. Tamam göstereceğim dur. Bak şimdi bu değil. Tamam dur Adnan ben, ya tamam, baskı tamam. Yapma dur Allah aşkına tamam, dur. Her bas zaten burası da hadi. Yanıyor. Heh şurada mı şuraya? Bak şimdi. Burada. Şimdi bak. Bandırma geldi. Şimdi bak. Pardon bak. Orada Galatasaray dur, çekti dur, adam. Yavaş yavaş gel merhaba dedi. Bak şimdi. Elini sıktı. Bak şu gözlüklü. Bak. Gel şimdi. Gel. Bak bu gözlüklüğe bak. Oo diyor ki tamam diyor. Bandırma. Bak. Allah solda gözlüklüğe bakar mısın? Bakışlarını bak. Mutluluğu görüyor musun ya abi? Beni burada tek rahatsız eden, en önemli rahatsız eden konu. Ben böyle bir şahitini görmedim ya. Galatasaray'ın sona kalması değil. Ben böyle bir şahitini görmedim. Ya normalde kardeşim ya Allah'ını söylesen ya. İnsan iki tane top da olsa evet. Dakika gidip hop, da. Onu merkez top diye almam yani. Şöyle bir yalandan şöyle bir şekil yaparım. Tamam mı? Topları bir de sağlı sollu çeviririm. Çünkü yıllarca Şampiyonlar Ligi kura çekimine ben gittim. Yani, Savaş'la beraber. Gitmedim siz şey, orada Şampiyonlar Ligi'ne. Adam bir tane top kaldığı zaman bile yalandan çeviriyor bir görsel için. Bak. Orada da çeviriyor. Çeviriyor böyle. Sen burada burada şey iki tane top direkt hop geldim. Bir tane çekiyor abi. Ben sabır. Bir şey daha söyleyeceğim Gökmen abi. Fikstürü biliyorsun sezon başı. Fikstürler uygulanıyor değil mi? Peki bir şey daha soracağım. Kızıyorsun kızmadan bana bir cevap istiyorum senden. Düzgün bir cevap. Sence 2 yıl 3 yıl üst üste Galatasaray sahasında 2 yıl mı oldu 3 yıl mı üst üste oldu? 2 yıl. 2 yıl üst üste. Arada bir tane boşluk var. Boşluk var tamam. 2 yıl üst üste maçların Galatasaray standı olması sence bir tesadüf mü mesela? Doğru ve sondan ikinci maç olması. Ve sondan ikinci maç olması evet. Yorum yok. Bence cevap ver. Sen cevap ver tabii ki. Yorum tesadüf. Yok abicim. Tesadüf. Evet tesadüf. Allah aşkına yapma. Evet. Yapma. Gökmen abi gene daha iyi. Bak tesadüf diyor. Ya şey yorum yok. Şunu bugün anladım. Senin abi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Fenerbahçe'yi daha iyi temsil edebileceğine inandım. Böyle bir şey yok. Ali Koç'un senin yanında senin tırnağın bile olamayacağına inandım. Böyle bir şey. Sen Fenerbahçe Başkanı olmuş olsaydın. Böyle bir şey yok. Bugün herhalde ortalık kan gövdeyi götürdü. Kan gövdeyi götürmezdi. Ben Fenerbahçe Başkanı da olmak istemem. Sen ama oyunu da bozabilirdin bazı oyunları. Bazı oyunları bozabilirdin. Onları belki yapabilirdim. Bozabilirdim yani, abi. Galatasaray'ların sinir kas sayısını çok top seviyeye taşıyabilirdin. Gökhan'ın bakışını görmüyor musun? Zaten bitirecek. Biraz havayı yumuşat. Başka bir yere geçelim. Gittikçe bak sustu çünkü. Sustu mu Gökmen abi tehlikeli. Yok, ben sana söyleyeyim. Konuşuyoruz abi. Gökmen abi biz seni seviyoruz. Biz burada fikri tartışıyoruz. Sana da her zaman saygımız, efsane adamsın. Aslında ben de saygımız, sevgimiz çok. Ben de seni başka türlü davranacağım ama seni sevdiğim için kırmak istemiyorum. Ya bir abi konuşuyoruz aynen abi. Yani abi. Biz bir fikir atıyoruz. Bu aynen. İnsanlar da buna karar veriyor. Öyle ya da böyle. Konuşuyoruz yani değil mi normalde? Bunları getiriyoruz ekrana. Ne derece doğru ne derece doğru diye bunları ben zaman getiriyoruz. Önümüzdeki sene inşallah çalışırsak tabii onu da bilmiyorum. İnşallah çalışırız da. Baba ocağıyla evlat ocağının takımları anladın mı? Sen de onların ikisini savunacaksın. Galatasaray tek başına kalacak. Ben Galatasaray'ı nasıl savunacağım? Hem baba sen ocağı hem evlat ocağına. Onu merak ediyorum ben. Sen de savunacaksın abi Galatasaray'ı. Galatasaray'ı sen de savunacaksın. Evet 18'inde. Baba ocağı oğlum baba ocağı. Antalya'da Belek'te bir hazırlık maçı oynandı. Kaçında? 18 Ocak'ta 4 gün önce. He burada tamam. Rapid Viyen'le Slovaçka takımları maç yaptı. Ve açıkla. Bu maçı Türk hakemler yönetti. Bu maçta 2,5 gol yani 2 gol ve üstüne
80 bin euro bahis yatırıldığı konuşuluyor ve hakemlerin de bu işte bu suça ortaklık ettiği iddiasıyla Avusturya kulübü şikayette bulunuyor. Rapid Vienna'la Slovaçka arasındaki maçla ilgili yapılan bahisle ilgili hakemlerin de bu bahis mafyasının bir elemanı olduğu ve kasıtlı olarak bu maçta 3 tane penaltı verdikleri. Çünkü 2,5 gol ve üstüne ciddi anlamda bahis yapıldığına dair bir iddia var. Avusturya'daki yasa dışı bir bahis firmasından bu bahisin yapıldığı konuşuluyor. 58. dakikada Slovak takımı 1-0 öne geçiyor. 68. dakikada tartışmalı bir kararla Avusturya Rapid Vienna penaltı kazanıyor. 1-1 oluyor. Maçın 89. dakikasında da Slovaçkalı o futbolcunun elle oynadığını işaret eden hakem maçı Vienna'nın 2-1 kazanmasını sağlıyor. Bu arada maçın yardımcı hakemi de maça cep telefonuyla çıkıyor. Ve ara ara cep telefonuna bakarken görüntüleri yakalanıyor. Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. O açıklamaya bakalım şimdi. Evet, ekrana gelen bir şey varsa geldi. Türkiye'de yapılan bu hazırlık maçı ile ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir izin başvurusu yapılmamıştır. Futbol Federasyonu'na ilgili ülke federasyonlarına ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka Futbol Federasyonu'nun bilgisi dışında oynanmıştır. Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA uluslararası maçların düzenlemesi talimatı kapsamı dışında olduğundan onaylanmış hazırlık maçı statüsü bulunmaması nedeniyle maça Futbol Federasyonu tarafından hakem ataması da yapılmamıştır. Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve Futbol Federasyonu bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu maçla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Evet, olay bu. Bu hakemlerin de adını şimdi araştırıyoruz. Açıklamıyorlar. Gizli tutuluyor. Ve hakemlerin şu anda bahis mafyasının elinde olduğu konuşuluyor. Antalya'da konuyla ilgili araştırma yapan sevgili İbrahim Okumamış, Lider Haber'in Antalya temsilcilerinden bana atmış olduğu mesaj şu. Maçla ilgili hakemin ismini vermiyor hiçbirisi. Bu maçlara hakem görevlendiren 6 kişi var. Bunlardan biri de eski hakemlerden Bülent Demir. Ayrıca eski futbolcularda acentelerle bağlantıları olanlar bu işleri yapıyor. Birazcık bilgisi olan hakem diye maçlara görevlendiriliyormuş. Yani işin Türkçesi bir korsan hakemlik mevzusu var ortada. Bunlar genelde 400 lirayla 1000 lira arasında değişen ücretlerle maç yönetiyorlar. Futbol Federasyonu maç başına 5-6 bin liradan aşağı olmamak üzere para istediği için bu maçlara hakem görevlendirilmiyor. Özellikle ülkelerinde iddia programına giren maçlar burada canlı sistemle o ülkelerde yayınlanıyor. Maçlarda da hakemlerle ilgili bu tip sıkıntılar yaşanıyormuş. Ama hakem ismi ver desen genelde vermiyorlar. Çünkü takımlardan kadroları da almıyorlar. İllaki bir hakem ismi isterseniz size yanlış hakem ismi veriyorlar diyorlar. Gökben abi, tabii burada iki kulübün de büyük hatası var. Rapid Vienna ve Slovaçka takımları öyle ya da böyle. Bunlar köklü kulüpler. Bu buraya şeye mi gelmişler bizim Belek'te buraya? Belek'te kamp ya, devre arası kampına geliyor. Devre arası kamp ya. İklimden dolayı Antalya çok tercih edilen bir yer. Ve burada da hazırlık maçı yapılıyor. Ama bu hazırlık maçına Türkiye'deki iddia sistemi değil ama başka bahis firmaları sonucuna yönelik bahis yaptırıyor. Ve bu kişilerde 5-6 bin lira veya 10 bin lira hakem ücreti ödememek için oradaki belli yerlerden bir mafya var. Bu mafyadan hakem istiyorlar. Hakemler de skoru istediği gibi belleyebiliyorlar.
bu maçta verdikleri 3 penaltı olduğu gibi. Hakemler belli ama değil mi? İsim. Hakemler, Tırıçka'dan hakemler. İşte zamanında amatör kümede maç yapmış. Peki Serhat. Böyle özel turnuvalarda, özel şirket öyle, turnuvalarında. Öyle ki, o kadar çok ki bu abi. O kadar çok ki. Yani beni mesela arkadaşlarımın oğulları var, çocuklar var. Yani arıyorlar diyor. Ya abi bugün Galatasaray maçı ne olur diyor mesela. Trabzon maçı. Ben dedim ki 3-1 Galatasaray yener. Hakikaten olur mu abi falan diyor şimdi bak. 3-1 yener dedim. Şimdi orada 3-1. 4-1, 5-1 falan desen ana dünya kadar para kazanırsın yani anladın mı? Şimdi burada... Şimdi abi 5-1'e oynasan şimdi yorumculuk şöyle, yapmana da bile yani, gerek yok. Dürüstçe söylüyorum ya beni aradı. 2-3 abi kanal aradı. Sahibi olabilir. Evet %100. Yani bak sen Galatasaray'ın galibiyetine 5-1'i bu maça 1000 lira koy. Şu anda çok ciddi bir rakamın sahibiydin. Ya değil abi işte ben yani o tarafında değilim yani. Ama bu oynanıyor dünyada var bu. Ama dünyada var da abi bizim Türkiye'de girip girmediği yer yok abi. Girmediği yer bunu yani devlet olarak falan bunu yasaklayamaz mıyız biz ya? Mümkün değil. He? Yapma ya. O zaman internet de Avrupa'dan öyle oynuyorlar değil mi? Zaten dünya futbolunun bir numaralı şu anda lekesi ve dünya futbolunun şu andaki mevcut en büyük şeytanı bahis. Peki. Yani birçok oyuncu bu işten besleniyor. Alt liglerde. Abi normal şimdi burada sen yakalanmış idi diyorsun da hani gelmiş Avrupalı iki takım gelmiş orada kamp yapıyorlar işte. Sezon ha, maçı da bulduk mu? Süper ya. Şu maçın da bir görüntüye bakalım da sonra Adnan'dan da Gökmen abiden de daha böyle güzel bir yorum gelebilir. Bu işte Antalya'da Belek'te oynanan bir maç. Ne oldu bakayım? Top kalecide kaldı. Burada penaltı kararı mı çıktı? Burada Beyazlı'nın bir topa müdahalesi var. Kaleci kurtarıyor. Kalecide kalıyor top. Burada gol verilmemiş belli ki. Ben skoru tam göremiyorum. Devam edelim. 0-0 evet. İki kişi kayarak giriyor. Vuramadılar topa. Pozisyon tekrarları falan ne var böyle? Demek ki rejili çekilmiş. Islak bir zeminde oynanıyor. Yağmurlu bir havada. Aa penaltı verdin. Bir dakika. Ben o pozisyonu bir daha görebilir miyiz? Yani neden olduğunu anlayamadık. Evet bu hareketten sonraki pozisyona bakalım. İşte bahis şikesinin yapıldığı iddia edilen maç. Evet burada bir müdahale var. Oyuncu da fazla itiraz etmiyor. Bu penaltı olabilir. Değil mi Adnan? Sanki bana hiçbir şey yok gibi geldi ya. Ama oyuncu da hiçbir tepki göstermedi. Evet, hazırlık maçı diye mi acaba? Ne oldu? Ha, kurtardı. Kurtardı içinde. Hakem bu ne ya? Tekrarlatıyor. Adam da inanamadı. Bir daha kurtardı. Bir daha mı veriyor acaba? Yani tekrar mı tekrarlatacak? Adam hakemden başka her şeye benziyor. Serdar Tatlı'nın böyle yaşlılık görüntüsü gibi adam. Uf yağmura bak. Evet. Bu gol oldu. Slovaçka takımı mı? 1-0 öne geçti. Yani şurada kampa gelmişler. Hazırlık maçı oynuyorlar yani. Hazırlık maçı oynuyorlar. Abi, buna bile adama çarpıyor. Bir dakika. Gol oluyor. Ya evet Slovaçka takımı işin önde. Kırmızı takım 2-1 kazanacak maçın sonunda. Bu da penaltı. Penaltı verdi. Niye verdi? Hiçbir şey yok ya pozisyonda. Adam da şaşırdı. Nasıl verirsin penaltıyı diyor. Oo, büyük götür var abi bu işte. 3 numara var ya kafayı yiyecek ya inanamıyor. Futbolcu falan bu işten haberi yok bence. Futbolcu. Abi bence sana? Hakem yapmış. Tabii hakem yapmış. Tabii, hakem yapmış. Takımlara şey yok ben sana söyleyeyim. Şimdi burada üst gol oynanmış tamam mı? Yani abi, iki gol ve üstü oynanmış. Ne para verir ya? Yani iki golün üstü olması lazım parayı alman için. Şu anda hakeme bir gol ihtiyacı var. Dakika 88. Ha. Evet şimdi bakalım şu son penaltıya. Burada bir şey var mı yok? Aa yine yok. Penaltı verdi.
Yok, korner mi? Yok, penaltı verdi. Bir tane daha verdi. Bir tane daha verdi 89'a. Kaç tane bu 4. penaltı? Hayır. El var diyor, bak itiraz etme var diyor. Hakem şunu iyi yapıyor artık, içeri girmeyin. Tabii. Ciddiymiş gibi. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu mesela iddiaya bahis şirketleri nasıl alıyor değil mi bunu, bahis şirketleri? Ama böyle abi. Attı golü. 2-1 bitti. Hakem diyor seviniyorum bakalım. Hakem şu anda parayı götürdüm diyor ben. Ne olurlarsa olsun diyor. Ne halleri varsa görsünler diyor. Hakem kendi oynamıştır zaten. Abi bu kusura bakmasın da bu iki tane kulüp kaşınmış. Sen Futbol Federasyonu'na başvur. Veya git kendi hakemini getir kardeşim. Ama Futbol Federasyonu izni olmadan nasıl oynuyor bunlar? He? Futbol Federasyonu izni olmayacak mı Türkiye'nin? Türkiye yani burada sen hakemi de dövsen, öldürsen bu adamlar vizesi yenilenmemiş hakemler olduğu için bir ceza almazsın. Yani bu hakemin rapor tutma hakkı yok. Çünkü şu anda yetkili bir hakem değil. Şimdi hakem üniformalı. Orada yerellikte maç yöneten ve vizesini yapmamış Trişka'dan hakemler bunlar. Peki abi şunu sorayım Serhat. Şimdi bunlar Antalya Dep kamp arası da var ya. Federasyona bildirmiyorlar mı yani biz maç yapacağız, hakem atayın diye? Kendileri mi hakem atıyor? Abi bu maç bir dakika gündüz başlamış. Akşam devam etmiş. Gece karanlığında bitmiş gibi. Her türlü iklimi yaşanmış bir maç gibi yani bu. Tuhaf bir yani maç. İkinci yarı akşam oynanmış zaten. Gece maç. Abi ışıklar. Bak burada mesela farklı. Son bitiş an. Hakem sürekli penaltı veriyor. Bak şu hareketler iyi yani. Yani büyük götür var. Yazık ya. İşin içinde. Ama burada kulüplerin de büyük hatası var. Yani. Peki futbolcular biliyor musun? Yalnız hakemler mi? Aynen hakem abi burada. Yok hakem oynamış yani. Abi, falan hakemler yok. Hakemlere de zorla diyorlar ki bu maçı iki gol ve üstü bitireceksin diyorlar. Görev vermişler. Aynen öyle. Peki adam diyor ki benim bu işten sakalım ne diyor hakem? Canlı. Ha. Sen diyor bu maçı böyle yap en az 50 bin liran garanti diyor. Şimdi canlı. Adam şimdi oradan alacak 1000 lira işte yol parası beraber 2000 lira para alacak. Öbür türlü 50 bin lira para alacak bu hakem. Herhalde canlı ya ha. Ne güzel be of. Maçta muhtemelen yardımcı hakem falan da yok. Yani bir tane orta hakem yönetiyor. Yani bir tek şey, bir şey söylemek istiyorum da ben. Yani bizim şu ülkemizde bir milli piyango vardı. Herkes kendi borç harçlığında yılbaşında çekiliyordu, ediyordu falan alıyorlardı. Mesela bir süper loto, sayısal loto çıktı. Evet. Aslanlar gibi ufak ufak oynuyorlardı, anladın mı? Ya bana hayal kuruyordu işte. Onu çıkarsa bana şunu yapacağım ülkem için yani 80 milyon abi. Herkes oynuyordu, ediyordu. Öyle bir yere bağladılar ki abi ne olduğu belli değil ya. Ya günah bu insanlara ya. İnsanlara bak günah. Bak şimdi ya. Mesela bu hakem ya muhtemelen Bulgar ya Gürcü. Yazık ya. Ya da Kıbrıs yazık. Mafyasının elinde. Hakeme de demişler ki eğer konuşursan yani senden haber alınamayabilir demişler. Konuşmayacaksın. Ya da ailenden. Ya da ailenden. Yani gerek yok adam zaten ağzına fermuar çekti. Belli kimse konuşamaz. Adamın adını bile veremiyorlar. Soruyorsun oteli aradım bugün. Maçın oynandığı yeri. Tamam mı? Aradım. Ya bu maçı kim yönetti? Vardır ya otele giriş kaydı. Mutlaka bu adam belki otelde kalmıştır. Bu adamın yani bugün resepsiyondan geçerken, güvenlikten bile geçerken otelde, Belek'te adını soyadınız diye soruyorlar. Vermediler abi. Bilmiyoruz dediler. Ama. Tabii. Sen buldun mu oteli? Oteli buldum mu? Nerede oynandığını? Her şeyi buldum. Ama yok adama ulaşamıyoruz yani. Bu adam yok yaşamıyor gibi bir muamele gösteriyorlar. Kapattılar olayı. Kapatmaya çalışıyor olayı ama. Kapatmışlar olayı. Burayı, bu işi bozan Avusturya Federasyonu. Bozan o. Tabii. Ya Türkiye Futbol Federasyonu burada hiçbir şeysi yok. Adamlar da çünkü gelmişler şikayetçi olmuşlar. Ya bir maç oynadık. Skandal ötesi. Hakem penaltı yaptırmak için ya maçta pozisyon yok. Görmüyor musun kaç penaltı tane? Yaptırmak için her şeyi yaptı diyorlar. Vay be. Ve bu maça bahis oynandığı ortaya çıkıyor. Yok. Türkiye'de değil. Ama başka ülkelerde bahis oynanmış. Bulgaristan'da maçı. Oynarsın, Almanya'da tabii. Oynarsın. Ama neticede ya, abi Rapid Wien köklü bir kulüp. Avusturya'nın evet. Avusturya'yla Wien'le beraber en köklü sen kulübü. Onlar bunu Slovaçka'da Slovakların iyi takımı. İyi takımı. İki iyi takımın peki, maçında. Saracığım ya bu şöyle bir şey var. Yani hakemler bunu biliyor da futbolcular falan biliyor mu? Bilmiyordur. Bilmiyor. Yok Kökben. Yok abi. Futbolcuların hakemler, bildiği yoktu. Çünkü futbolcular hepsi ya. Şaşkınlık içinde penaltılar karşısında. Vay be. Abi işte neler oluyor ya. Oluyor. Abi bahis, yani bahis futbolun düşmanı abi yapacak düşmanı. Bir şey yok. Bahis var. Artık bahis. Yani futbolu futboldan gelenler değil. Futbolu bahis baronları yönetiyor. Of. Çin mafyası, Rus abi, mafyası. Her yerde var abi. Oyun kuruyor. Ben sana söyleyeyim Antalya devre arasında var ya.
büyük paralar dönüyor. Gökmen abi 3 maç bağlıyor. Hazırlık maçları var ya dediği gibi. Büyük para abi. Büyük para abi. Ya bizim alt liglerde arkadaşlar. Ya Milli Piyango bu sayısal loto Milli Piyango çıkıyor mu? Nereye çıktı mı belli değil ki. Şuraya bak, çıktı diyor. Bir çıktı diyor. Biri birli diyor. Nerede? Bak ligin abi ya, ayıp ya. Ligin 30. haftasından 38. haftasına kadar buna Süper Lig dahil. Şu anda küme düşmesi en muhtemel İstanbulspor dahil. Dahil. Birçok küme düşen veya şampiyonluğu garanti eden veya hiçbir iddiası olmayan takımlar, iddia ediyorum oyuncuları 2-3 kişiyle bu işi çok rahat istedikleri skorla bitirirler. Çünkü adam kulübünden para kazanamıyor arkadaşlar. Adamın kredi borcu var. Otogalericiye borcu var. Emlakçıya borcu var. Adamın bankaya borcu var. Çocuğunun okul taksidini ödemesi lazım. Kulübünden para alamayan adam ne yapacak? Bal liginde oynuyor. İkinci ligde oynuyor. Üçüncü ligde oynuyor. Bahis yapacak. Birinci ligde oynuyor. Aynen bahis yapacak. Ya ben şimdi stoper olsam, yani defansta oynayan bir oyuncu olsam, kulübüm bana vermiyor, geciktiriyor. 2 ay, 3 ay yalvarıyorum. Diyorum ki abi çocuğumu doktora götüreceğim, para ihtiyacım var. Ev aldım. Var ama bu. Senin ev aldım. Ev taksidimi ödeyemiyorum. Bak eve ipotek gelecek. Ya işte para gelsin federasyondan bekliyoruz. İşte iddiadan gelmedi, spor todadan gelmedi. Veremiyoruz Serhat'cığım dediler. Ben artık son çare olarak çocuğumun rızkı için bu ahlaksızlığa yeltenebilirim arkadaşlar. Kendi kaleme gol atsam, penaltı yaptırsam. Anlayamazsın. Veya kaleciye diyorum ki Adnan. Allah'ın sözüne şu bahis yapalım. Şu atıyorum X takım doğru, bizi yensin. Doğru. X takım bizi yensin. Abi tabii. Gözünü seveyim ne olur. Yani benim para kazanmam lazım. Ya lan çocuğumun taksidini ödeyemiyorum. Okul kaydını yaptıracağım. Yaptıramıyorum. Adnan'ı bitirdi zaten. Ne yapacaksın abi? O da tamam diyor. Ben de sen tamam. Şimdi ilk defa mı hatalı gol yiyeceksin Adnan? Yok. Ben ilk defa mı hata yapacağım? Ayağım kaymış olamaz mı? Bitti. Kaydı abi vuramadım topa. Bitti. Ya da topu uzaklaştırmak isterken kendi kaleme vurdum. Ne olacak abi? Yazıklar olsun. Ama yazıklar bu, olsun. Bu bizim ahlaksız kulüp başkanları yazıklar ve ahlaksız düzenden kaynaklanan düzen bir şey. Ahlaksız, sen düzen. Oyuncunun parasını zamanında ödesen oyuncu bu ahlaksızlığın içinde yer almayacak arkadaşlar. Almayacak da. Niye alsın abi? Niye yapsın şiki adam? Bir de az da para alıyorlar mesela bazıları. Dediğin gibi büyük para alıyor. Buradan var ya şimdi adam... Abi sen yabancıya veriyorsun. Abi euro veriyorsun bir de. Söke söke yabancıya alıyor. Parasını veriyorsun. Bir de... İkinci ligde de olsa, birinci ligde de olsa, süper ligde de olsa veriyorsun. Ama yerli oyuncuyu süründürüyorsun. Bu tahtalar niye kapanıyor? Transfer tahtaları. Yabancı oyuncudan. Ben o yüzden burada en az suçlu benim için futbolcudur abi. Yabancı oyuncudan kapanıyor. Burada bir numaralı suçlu bu kulüplerini bataklığa sokan kulüp başkanları ve yönetim kuruludur. Aynen. Yapma abi transfer. Altyapıdan çık. Yine düş abi. Ama altyapı oyuncularına düş en azından. Sen oyuncuya imza attırıyorsun. Parasını vermiyorsun. Serhat'cığım şimdi. Ahlaksızlık diz boyu. Birincilikte de aynı şey var. Aynı şeyler yani. Var bu, var. Burada birincilikte bizim büyük kulüplerde bile geleceğin takımını yaratma lüksleri yok. Hani 3 senede seçiliyor. 3 sene içinde bir şampiyonluk kazanırsa bir 3 sene daha alıyor. Anladın mı? Ya düşünsene Galatasaray, Fener, Beşiktaş başkanlarının. Ya düşün bu Türkiye potansiyeli içinde. Hani tamam iş adamlığı, tamam doğru. Zenginler tamam doğru. Abi her istediğini yapabilecek güce sahipler abi. Gökmen abi Arsenal... Alt ligde yani alt ligde derken yani genç oyuncu yetiştirme diye bir söz konusu değil. Şimdi sadece Arsene Wenger kaç yıl Arsenal'da hocalık yaptı biliyor musun? 18 yıl. Neden biliyor musun? Oradaki taraftar da bir felsefesi var mesela değil mi? Ne güzel işte gençleştiriyor takımı, şu oluyor bu oluyor falan. Ya da mücadele ediyor, bir şey yapıyor. Ya da ünlü oyuncular alıyor falan. Yani herkesin, doğru mu? Her takımın bir dinamiği vardır Gökmen abi. Öyle değil abi, mi? Felsefesi zaman, vardır. Bir de tamam da bir de sahada verdikleri zevk. Aslında, o da ayrı. Yani. Şimdi Eder, mesela 18 yılda Arsenal takımı 3 kere şampiyon olmuştur. Ama Arsene Wenger 18 yıl görevde kalıyor. Aynen öyle. Bizde tutabilir misin? Bizde bu sene Galatasaray Fener gidiyor. Kim şampiyon olursa görevine devam edecek. Alex Ferguson. Olmayan geri gidecek. Alex Ferguson. Manchester United'ın yaratıcısı adam. Ama o zaman bilmiyorum sen, da dünya kadar oldu şey abi. Söyleyeceğim. Hocalar onlar bunlar hep stres baskı altındayız abi. Hep baskı. Hep arkadaşlar baskı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gidiyor muyuz? Artık yeter. 1,5 saat 90 dakikaya geçtik. Bu gibi geçti ya. Uzatmaları oynuyoruz şu anda. 90+3 oynanıyor. Tamam o zaman. Gol at gidelim. Haftaya inşallah Selim abinin de katılmasıyla hadi gelsin nihayet özledik onu. Londra Fatih dönüyor. Ben koltuğu bu tarafa geçeyim artık yeter. Ben tabii Gökmen abiye biraz daha dikkatli olayım. Selim abiye teslim edeyim.
Biraz arana mesafe koy. Ekmen abi. Gökmen abinin çünkü solu... İyi, hiç sıkıntı yok. Solu süründürür. Süründürür mü? Sol ayağını demek istiyorsun. Sağı öldürür. Öldürür. Evet, o yüzden dikkatli ya ol. Ya sen Beşiktaş'ı Fener kadar savunsan, anladın mı? Aslanlar gibi ya. Abin aslanlar gibi şampiyon yaparsınız ya. Program sonrası Ali Koç seni kulübe davet etmiş. Şilt verecek. Peki, alayım o zaman. Fenerbahçe'yi çok iyi temsil ettiğinden dolayı. Tamam, alayım o zaman. Dikkatli ol. Buralar çıkışta. Bizim kanalımızda bulunduğu yer Galatasaray Stadı'na yakın. Tamam. Galatasaray'ların ağırlıkta oturduğu bir yer. Dikkat edeyim çıkışta. Şey, dikkat et. Dikkat et. Buradan hani Ay, rüzgarlı Gökmen, bir akşam. Ay Gökmen abiyle giderim. Çatıdan falan bazen böyle şeyler. Kiremitler uçuyor. Düşer, tamam. Kafana falan gelmesin. Dikkatli tamam, ol. Peki, tamam. Dikkat ediyorum. Tamam. Galatasaray'ları üzme. Üzmüyorum. Yayınla yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Var mı selam faslınız? Hasan Bülbül'e, sevgili Haşim abimize, Cem Sakızlı kardeşime, o gün yazıcıya, spor hocası Alican Kelpetin'e, Dilaver Kavak dostumuza, iyi Beşiktaş'ta. Evet, ona Soner'e, özellikle. Yine spor hocamız Soner'e. Bakıyorum. Sayın Kaan Kalkavan'a, Emre Alakaş'a, Davut abimize, Davut Yurttaş'a, İbrahim Yurttaş'a selamlar. Varsa söyleyin, siz de kapatalım. New York'tan Hüseyin Binbay'a çok selamlar. Onu Amerika'da seyredilmiş şu anda. Selamımızı New York'a iletelim Hüseyin. Ben de Alaçatı'da torunum benim. Alpişko'm benim, yerim seni. Torunum Alpişko. Alpişko'ya öpücükler. Alpişko'ya sevgiler. Torun baldan tatlıdır. Of, yerim onu ben. Yerim. Haftaya, tabii hafta içi de maç mesaisi var. Biz cumartesi, pazartesi karşılığında olacağız. Görüşmek üzere. İyi haftalar efendim. İyi haftalar.